Tekrar herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. IoT XDR Nesne İnterneti Topluluğu'nun 73. etkinliği ve tekrar MEF Üniversitesi'nin ev sahipliğinde buradayız. Bayağı bir etkinlik yaptık. Etkinin kodundan da anlayacağınız üzere 73 tane. Birçok IoT uygulaması, teknolojisi, girişimini ağırladık ve hem teknoloji tarafından hem bu girişimle nasıl geliştikleri tarafında bizi aydınlattılar. Ondan sonra Mustafa ile tanıştık ve fark ettik ki biz bu 73 etkinlik boyu kafamızı hiç yukarı kaldırmamışız. Yani bütün bu bahsettiğimiz, daha önceden konuştuğumuz IoT etkinlikleri yeryüzünde gelişiyor. İşte akıllı binalar, akıllı şehirler, işte bağlantılı araçlar, araç takip gibi. Sonra Mustafa projesinden bahsetti. Bir anda bize tabii ki tabiri caizse ampul yandı. Kafamızı yukarı kaldırmaya başladık. Çünkü yeryüzüyle sınırlı olan uygulamalar esasında bu işin sadece bir parçası. Zaten dünyanın genelinde de biliyorsunuz bir uzaya gitme ya da uzaya araç yollama, uzaya bir şeyler yollama furyası kopmuş durumda. Hal böyle olunca dedik Mustafa Atan'ı davet edelim, bize neler yaptığını anlatsın, ufkumuz genişlesin ve bunun için buradayız. Bunu dedikten sonra ben sözü Mustafa'ya bırakıyorum ve hep beraber dinliyoruz. Teşekkürler Mustafa. Bu arada rahat bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum Alper'e. Bu arada Alper'le de biz yine böyle bir etkinlikte, İTÜ'de, Maslak'taki bir etkinlikte karşılaştık. Bu arada hemen çok kısaca kendimden bahsedeceğim, çok uzatmayacağım. Yaklaşık 20 senedir yazılım işindeyim. Endüstri mühendisiyim, İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum ama hep yazılım işinde oldum. Kariyerime sistem mühendisi olarak başladım. Sonra işte mobil uygulamalar döneminde biraz daha product kısmına şey yaptı. Bir dönem Turkcell'de çalıştım, bir dönem kendi şirketim vardı. Şimdi Demirören Teknoloji'de product development'dan sorumluyum. Yine yazılım işlerine devam ediyoruz ama tabii bilmiyorum, yine burada tanıdıklarım var yazılım sektöründe olanlar. Yazılım güzel, evet zevkli ama hep sanal. Ben de aslında endüstri mühendisi olduğum için hep ilk stajlarımda falan hep fabrikalarda çalıştım ama içimde hep böyle de somut bir şeyler de yapmak, üretim daha doğrusu yapma şeyi oldu. Ya şimdi hakkını yemeyelim tabii, ondan ekmek yedik, bayağı da güzel şey yaptık. Yani oradan da bir şey üretiyoruz ama böyle somut hayalim olmuştu. Bundan dolayı yıllar evvel aslında belki bazılarınız duymuştur. Pribot diye bir de bir gene otonom deniz aracı projemiz vardı. Onu belli bir yere kadar geldik, devam edemedik. Onun zorluğu şuydu, onu gördüm orada. Şunu anladım, yani bir hobi mevzusu böyle hani benim için, kendi açımdan tek başınıza yapabileceğiniz bir şey olmalı. Yani birazdan anlatacağım zaten. Hani niye Pico balonu seçtiğimi de oradan zaten şey olacak. Böyle takım çalışması yapmak Türkiye'de zor. Yani aslında bizi biliyorsunuz, yani bizim aslında çok büyük potansiyelimiz var. Ama en büyük sorunumuz biz kolay kolay takım çalışması yapamıyoruz. Ha yolda ilerlerken denk gelirse uygun şeyler ama başta ne olmuyor? Yaklaşık bir 5 sene oldu herhalde buna başlayalı. Böyle bir hobiye başladım. Ama dediğim gibi ben hani hep böyle bir limitleri zorlayayım, kimsenin yapamadığı şeyler yapayım isteği vardı. Biraz da ondan çıktı. Çünkü hani siz de mutlaka olsun. Ne alaka var yani, işte ne oluyor dünyanın etrafında balon döndürünce? Uzun süre bu şey yaptım. Yani eşim ve çocuğum dahil. Haklı yani. Adamın delinin biri balkondan balon atıyor gecenin bir saati. Niye? O yüzden kısaca hem bu hobiden hem de neler yaptığımdan, bana ne kattığından, ne noktaya geldiğinden, hani sizde nasıl bir şey yapıyor? Çünkü hani hep şu soruyla karşılaşıyorum. Artık şöyle karşı soruyla cevap veriyorum. Mesela biri soruyor işte, abi ne oluyor? Dedim bir hobin var mı? Var. Ne, balık tutuyorsun. Ne oluyor diyorum balık tutunca. Şimdi öyle deyince kalıyor insanlar. O yüzden hani yani kariyerime, karakterime, yaşantıma, sosyal çevreme, mesela sizin gibi güzel insanlarla tanışma fırsatı oluyor. Yani her şeyi bir kenara bırakalım. Şimdi mutlaka bakanlar olmuştur ya da takip edenler ama ben gene de bir şey yapmak istiyorum. Pico balon hobisinde ama tek bir amaç var. Hani yan amaçları geçiyorum. Dünyanın etrafında circumnavigation deniyor bunu İngilizce.
Bolo'mu döndürtmek. Yani birazdan detaylarına girecek. Ha, bir tur atmayı başardınız mı o zaman kaç gün daha kalacak? Kaç tur atar falan. Yani burada rekor bu arada 2 sene. 2 sene dünyanın etrafında bir uydu gibi döndürmeyi başaran var. Ama tabii bunu da yaparken de öyle NASA'nın kullandığı ekipmanları ve cihazları değil. Yani çok süper, yani 2 sene olanın gerçekten bayağı hani sağlam ekipmanlar kullandı. Buradan yani birkaç tane böyle örnek paylaştım. Bu bizim yaptığımız modüllerden biri. Fark ettiyseniz uyduya benziyor. Solar panelle çalıştığı için. Şimdi profesyonel NASA'nın kullandığı zero pressure veya super pressure balonları çok girmeyeceğim. Onlardan bahsetmiyorum. İki tip balon var. Ya böyle parti balonu deniyor. Türkiye'de bunlardan bulunmuyor. Amazon'da var. Bu parti balonlarının boyanmamış hali olarak düşünebilirsiniz. Normalde parti malzemeleri satan yerlerde çok var. Bu alüminyum balon bunlar. Biz olabilen en büyüğünü alıyoruz ve de bu rengi kullanıyoruz ki solar şeyi emisyonu düşük olsun. Ama ilk başta bununla başlamıştık. Bu ilk denemem. Bu arada amatör, birazdan bahsedeceğim, amatör telsizcilik lisansım olmadığı için Arduino ve Zigbee ile yapmıştık. XP'nin o modülleriyle ilk deneme yani şeyli. Bakalım havada GPS çalışıyor mu, komünikasyon yapabilecek miyiz diye. Bu da özel yaptırdığım bir balon. Hani kendi balonumu yaptırma denemelerim zamanındaki şeyden. Ama bunların, bu şeffafların daha küçükleri de var. Hani şunlar çok pahalıya geliyordu. O yüzden nihayet AliExpress'te böyle yine şeffaf parti balonları bulduk. Şimdi en önemli şeylerden biri çok karıştırılıyor. Pico balon hobisiyle klasik o çok duyduğunuz hani uzaya kamera gönderdiler, işte telefon gönderdiler, işte pizza gönderdiler, börek gönderdiler çok yapıldı. Hobisiyle bu çok farklı. Şöyle farklı. Gördüğünüz gibi bu high altitude balonlarda meteoroloji balonları kullanılıyor. Daha büyük bir payload, bakın kutu büyük. İçine GoPro konuyor, işte kamera konuyor, daha büyük şey yapıyor. Balona bir paraşüt takılıyor. 30 bin metre gibi bir yüksekliğe çıkıyor. İşte uzaya near space deniyor. Aslında near space daha şey ama hani en azından görüntü olarak öyle. Balon patlıyor. Sonra paraşütle aşağı iniyor. Gidiyorsunuz, tüm malzemenizi alıyorsunuz. Tek heba olan meteoroloji balonuyla kullandığınız gaz oluyor. Ama payloadunuz daha büyük oluyor. Pico balonda bu arada bunu özellikle koydum. Bu amcamız bir amatör radyocu. Bu hobiyi ilk başlatan. İlk bu keşfediyor. Yani bunu işte ya bunu küçük bir modülasyonla birazdan bahsedeceğim. Atalım dünyanın etrafında da onu dinleyelim. Tüm amatörlere haber veriyorlar böyle. Yıllar evvel bayağı bir olmuş. 10-15 sene önce. Bunda ise geri almak yok. Yani gönderdiniz unutuyorsunuz onu. Çok nadir. Yani bu amcamızın bir balonu Afrika'da bir yere düşüyor. Tam düştüğü sırada sinyal alıyorlar. Oradaki amatörlere ulaşıyorlar falan ama zaten geri gitmiyor. Dolayısıyla tüm malzemeler heba alıyor ama farkı da şu, bakın o kutu içine düşünün kameradır, telefondur, şudur mudur koyduğunuz zaman 1-1,5 kiloya ulaşıyor. Bizim kullandığımız şeyler de Pico balon şeyi de 50 gramın altında ama hani 50 gram çok ağır. Mesela bizim modülümüz şu, birazdan şey yapacağım, 8 gram. İşte solar panel, işte 1-1,5 gram. Kapasitör, şöyle göstereyim, bunlar da böyle 1-2 gram falan yani toplam. Payload'un ağırlığı 15 gram oluyor. İdeali odur zaten. Yani 15 gramı geçtiği zaman. Burada da hani çok farklılıkları var ama biraz daha detaylı yaptım. Demin anlattığım şeylerin farklılıkları var. Mesela hayal balonların diğer bir özelliği. Yani benim tercih etmemem. İlk onu mu yapayım acaba dedim. Takım çalışması gerekir. Tek başınıza yapamazsınız. Yani bir meteoroloji balonu tek başına gideyim. Doldurayım mümkün değil. Yani zaten açık bir alan bulmanız lazım. Biri balonu tutacak, öbürü tüpü tutacak. Biri işte rüzgar varsa şey yapmamasını sağlayacak. Ondan sonra her yerden atamazsınız. Çünkü yere düşecek, prediction yapmanız lazım. Öyle siteler var predict yapmanızı sağlayan. Mesela hemen örnek vereyim. Bir tane böyle site var. Basıyorsunuz. Bakın mesela Tuzla'da evden atarsam bakın nereye düşüyor? Bolu'ya düşüyor. Hadi bakalım Bolu Dağı'nda o modülü payload mümkün değil ormanda. O yüzden genelde çok çok özel durumlar hariç batıdan doğuya olduğu için Edirne civarından atılır. Bu bölgeye düşer. O bölgede düzlük olduğu için
kurtarmak daha kolaydı. Şimdi ben o yüzden mesela onu mu yapayım, bunu mu yapayım diye dedim ki hayal tutup balon hobisi bana göre değil. Bir, takım çalışması gerekiyor. Yani bulmak çok zor insanları. Yani işte zaten hafta içi yapamazsınız. Hava güzel olacak. İşte hafta sonuna denk gelecek. Arkadaşların hanım izin verecek falan. Yani onları ayarlamak çok zor. Ama Pika balonda tek kişi balkondan böyle salıyorum, gidiyor. Evde tek başıma dolduruyorum. İlk yaptığımda biraz oğlandan destek aldım. Ama zaten iki yapınca tek başınıza yapabiliyorsunuz. O yüzden dedim ya, daha belki hobimde çok acı çektim bu konuda. Hani başkalarına bağımlı olmak hobiyi şeyden çıkarıyor, hobi olmaktan çıkarıyor. Bu arada aklınızda olsun. Hani böyle ya bir hobiyle uğraşmak istiyorum. İlk böyle bir deneyimiz olacaksa tek başınıza yapabileceğiniz bir şey seçin. Sonra ilerledikçe hobiyle uğraşırken anlaşabileceğiniz, senkron olabileceğiniz insanları bulursanız takım çalışmasına döndürebilirsiniz. Hani takım çalışması olsun diye demiyorum. Dolayısıyla pika balonlar çok daha şey ve aslında daha ucuz. Özellikle şey daha pahalıya gelebilir. Hani bazını ya işte öbüründe atıyorsunuz gidiyor, diğerinde geri geliyor. O büyük balonların tanesi 100-150 dolar. Meteorolü 800 gramlık. Çin'den alsanız bile pahalı. Onu doldurmak için gerekli helyum şu anda dünyanın en değerli madenlerinden biri bu arada. Giderek de azalıyor. Evet. Kaliteli helyum. Saf helyum hele çok pahalı. Şu andaki aldıklarımız saf helyum da değil. O yüzden liftleri de az. Hidrojen çok ucuz ama çok tehlikeli. Yani hayatta kullanmam. Hala hiçbir bir kere bile hidrojen kullanmadım. Amerika'daki amatörler bu pika balon yapan çoğu hazır oluyor. Bazıları kendi üretiyor. Ama bunun eğitimini almadan. Çünkü hidrojen en yanıcı, en patlayıcı gazlardan biri. Dolayısıyla pika balon daha iyi ama pika balonun çok önemli bir sorunu var. Ağırlık. Yani pika balon hobisiyle uğraşanların zaten zevki de orada. Ağırlığı minimum tutması lazım. Zaten bu işin hani zorlayıcı kısmı o. Hem zor şartlar, yüksek irtifada uzun süre kalacak. Hem modülünüz hafif olacak. Hem az enerji tüketecek. Çünkü gece yok. Yani güneş hele kışın daha bir şeyde. Şimdi aslında bu hani çok temel bilgi balonların havada kalma şeyle gene hızlı geçeyim ama temel fizikle aslında şey gene de balonu yollamadan evvel boş haliyle yolluyoruz. Olabildiği kadar az dolduruyoruz. O yüzden hani şey önemli. Payload'un çok şey olması, hafif olması. Çünkü balonun da kendi ağırlığı var. Yaklaşık göndereceğiniz yere göre 5 gram veya 10 gram free lift deniyor. Yani kaldırma kuvveti veriyoruz. Sonra balon zaten boş, şişme, genişleme eğilimi var, genleşme. Neden? Yukarılara çıktıkça basınç azalıyor, daha da yapıyor. Balon büyüdükçe ne oluyor? Öz kütlesi daha da düşüyor. Hacmi, ağırlığı değişmiyor ama hacmi genişlediği için. Giderek de hızlanıyor. Ta ki bir noktaya geliyor. Yükseldikçe hava da azalıyor. Ama havayla balonun öz kütlesi aynı ana geldiği an, ki o da balonun artık maksimum şişebildiği an. Bu arada kullandığımız malzemeler patlamayan malzemeler. Bu şu an balonlarda kullanılan bu şeyle, helyum kullanılan balonlara iki madde genelde kullanılıyor. Biri polietilen, dış layer'dır bu. Genelde polietilen, EVAH, polietilen üçlüsü kullanılır. Dışarıda sağlamlık verir. EVAH denen EVOH diye geçer de gaz bariyeridir. EVAH malzemesini de bu genelde sucuk, salam poşetleri vardır yani şeffaf. Onlarda kullanılır bozulmaması için. Bunları nerede şey yaptın derseniz, işte kendi balonumu yapmak için çok gıdacı gezdim. Bu gıdalara, gıda firmalarına poşet şey yapan. Bayağı onun araştırmasını yaptım uzun süre. Hatta diyorum ki kendi balonumuzu da yaptırdım falan ama olmadı. Başka sebeplerden onu da anlatacağım. Dolayısıyla balonun havada kalma şeyi bu tamamen fizik. Temel bir fizik şeyiyle. Diğer çok sorulan sorulardan biri bu hobiyle ilgili. Balonu kontrol edebiliyor muyuz? Hayır, edemiyoruz. Şimdi hemen şunu şey yapayım. Biliyorsunuz dünyanın bir dönüş yönü var. Kendi ekseni dönme. Kendi ekseni etrafında dönmesinin verdiği de etkiyle hava akımları genelde batıdan doğuya doğru gidiyor. O yüzden özel durumlar hariç balonlar olduğu yerde dönebilir. Belli bir süre ters yöne gidebilir fırtınalar etkisinde. Ama eninde sonunda bırakılan her balon her zaman doğuya doğru gidecektir.
Yani buradaki temel felsefe o. Yani dünyanın etrafında döndürme şeyi. Ha, bazı kutuplardan hemen çabuk döner. Bazı ekvatorda takılır, şey yapar ama bütün balonlar eninde sonunda dünyanın etrafında tur atar. Ama Google Loom projesini duyan var mı bilmiyorum, hiç şey yaptınız mı? Google Loom projesinde ise onların irtifası 20 bin metredir. Havanın az olduğu, atmosferin çok azaldığı yeri kullanırlar. 20 bin metrede hava, atmosfer, yani 15 bin metrede sonra artık atmosfer yok. Yani teknik olarak 15 bin metre sonrası atmosfer kabul edilmez. O yüzden uçakların genelde irtifaları 12 bin, 13 bindir. Hem ultraviyole ışının etkisini azaltmak için. O özel bir durum, hani onu da açıklayayım. Google'un projesinde özel bir mekanizmayla balonun içinde balon yapıyorlar. Mesela ana balonda helyum var, küçük balonda hava var. İrtifayı yükseltmek istedikleri zaman küçük balondaki havayı salıyorlar, öz kütleyi tekrar azaltıyorlar. Yükseltmek istedikleri zaman tekrar şey basıyorlar yani, ya da tam tersi, yanlış ifade etmiş olabilirim. Çünkü farklı irtifalarda balonlar farklı yönlere gidebiliyor. Ama bizim hobide biz zaten hiçbir zaman balonlarımızı o kadar yükseğe çıkartmıyoruz. O yükseğe çıkartmak için, bilmiyorum, Google'un balonlarını gördünüz mü, dev gibi. Yani 4-5 katlı balonlar oluyor yüksekliği. Gideceği rotayı hesaplayabiliyor muyuz? Deminki prediction'dan şey yapmıştık. Sadece ilk atacağımız birkaç günü planlayabiliyoruz. Bunun için önemli oluyor. Özellikle Türkiye'de bizim kullandığımız amatör frekansları kullandığımız için maalesef tam Türkiye'nin doğusunda hiç amatör iGate dediğimiz sinyal alabilecek şeyler yok. O yüzden ben genelde ilk atarken, ilk boya başladığım zaman ya bari birkaç gün sinyal alayım, sonra ondan sonra balon ne olacak, düşecek mi bilemediğim için prediction'ı kullanıp böyle Avrupa yönüne gidecek hava akımlarını bekleyip öyle atıyordum. O yüzden bu şey faydalı oluyor. Hani genelde high altitude balon kullananlar bu şeyi kullanıyor ama faydalı oluyor. Yani özellikle bu hobiyle uğraşacaksanız bu site çok kullanacağınız bir site olacak. Şimdi diğer çok sorulan sorulardan biri. Bu arada ben anlatıyorum. Arada merak ettiğiniz şey olursa, hani sonunda da soru cevap session'ı yapacağız ama ne olur arada sorun. Yani aklınıza bir şey takılırsa. İzin mevzusu. Balon atmada maalesef en şanslı Amerika. Çünkü FAA'nin, yani onların sivil havacılığının çok net şeyi var, kuralları var. Özetle şu detayı var. Balonunuz belli bir şeyin altındaysa 1.8 metreye karşılık geliyor. İşte 1.5 kilodan aşağıysa bizim piko balonların değerleri yanına bile yaklaşmıyor. Diyor ki bana haber vermeden istediğin gibi atabilirsin. Hiç sorun yok. Ama Amerika dışında, Türkiye dahil, maalesef burada bir mevzuatta şey var, belirsizlik var. Daha doğrusu mevzuatı yok. Drone'ları hatırlıyor musunuz? Mevzuatı olmadan evvel insanlar şikayet ederdi. Polis gelirdi, jandarma alırdı, sonra salardı. Neden? Suçlayacak bir şey yok. Kanuna aykırı bir durum yok. Ama şimdi mevzuatı var. 500 gramı geçti mi izin almanız gerekiyor. 500'ün altında. Şu anda da öyle. Hatta ben hani bayağı da danıştım, şey yaptım, araştırdım. Yok. Ama sorarsanız hayır derler. Herkes safe. Yani en güvenli. Türkiye'de öyledir. Bu arada Avrupa'da da öyleymiş. Yani izin aldığınız zaman şeyli, ama önemli olan şu tabii ki, balon dünyayı dolaşıyor. Türkiye değil önemli olan. Sivil havacılıkta bir riski var mı? Yok. Onun da sebebini söyleyeyim. Piko balon, bakın en ağırını söyledim ki bizimki ortalama payload ile 15 gram, hani 50 gram dedim. Küçük bir martı 120 gram. Kara sırtlı martılar varmış 1.75 kilogram, ki bunlar hani özellikle deniz kenarlarında, havalimanlarının bol olduğu yerlerde. İşte leylek 3 kilo, kartal 5 kilo, akbaba, bir tane de bir Cory Bastard diye bir kuş varmış Afrika'da, 19 kilo. Hani özellikle araştırın. Dünyanın uçabilen en büyük kuşu. Bakın şu kuş. Şimdi Pico Bologna'da de sık sorulan sorular bölümünde Boeing'in motor testleri var. Donmuş tavuk atıyorlar. Tamam mı? Yani uçaklar eğer bu tip ağırlıklardan motorlara şey olsaydı hiç bu uçak uçamazdı. Yani bu çok geliyor. O testleri görmeniz lazım. Yani bütün bir Boeing motorunun ağzını kaplayacak kadar itfaiye hortumlarının o şeyleri var ya, o bir demet yapıldığını düşün. Bütün basıncıyla yakından basıyorlar şey. Çünkü yukarıda fırtına olduğu zaman yoksa şey yapmaz. Kar basıyorlar, dolu basıyorlar. Uçak motorlarının bu kadar dayanıklı olduğunu bilmiyordum. O palleri, şeyleri un ufak ediyor. O açıdan şey yok. Ama gene de bu her zaman bir tartışma konusu oluyor. Ya olursa falan diye.
Sadece kuş sürüleri, onu da motora değil, kokpite zarar verdiği için, ki birkaç tane böyle olay vardır, belki denk gelmişsinizdir. O yüzden hani balonların uçaklarına zarar verdiğine dair hiçbir şey yok. Kaldı ki her gün dünyanın dört bir yanında meteoroloji istasyonları tarafından binlerce balon atılıyor. Ve her bir balon, bu radyo sondalar var ya hava durumlarını yapan, o 150 gram pilli falan, hem de içinde de böyle kalem piller var dört tane. Her gün mesela Türkiye'de de, İstanbul'da da Kartal civarından Sabiha Gökçen'in çok yakından atılıyor. Dolayısıyla hani biz bu hobiyle uğraşanlar çok var. Yani şey yapmıyoruz. Yani bunda bir zarar vereceğine dair. Peki nasıl takip ediyoruz? Bunu en çok kullanılan iki tane site var ama hani amatör radyocuların kullandığı aprs.fi diye bir site. Fi işte Finlandiya. Bu işi en şey yapan bir Finlandiyalı bir amatör. Ona sitesi sayesinde daha çok takip ediliyor. Çok da güzel bunu şey olarak rotayı gösteriyor, eski bilgileri veriyor. Bizim modülden örnek, yabancı bir amatör ama bizim modülü kullanıyor. Bu sayede yapıyoruz. Birazdan zaten örnek de vereceğim. Peki, tamam amatör şey sayesinde kullanıyoruz dedik. Amatör telsizcilik, yine Picobolonis'te detayları var. Bu arada son depremden sonra tekrar amatör telsizlik bir şey oldu. Bu son sınava bayağı insan girdi. Hatta bayağı bir arkadaşım da girdi bu iletişim hatları şeyle. Hani burada birkaç amatör arkadaş da var. Hatta yani şunu öneriyorum. Bence elektronik bu hobilerle uğraşan her kişinin mutlaka amatör telsizci olmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Elektronikle uğraşmasa bile amatör telsizciliğin bence çok şeyi var. Bu hobinin çok yönü var. Mesela arkadaşlar dedi ya siz çevrimde iş göremiyoruz. Ben daha çok dijital modlarıyla şey yapıyorum ama inanın çok zevkli ve güzel bir hobi. Ve üye olduğum gruplar var. Amerika'da herhalde arazinin büyüklüğünden, iletişimin zorluğundan Amerika'da acayip yaygın. Bu arada hani şey olduğu söyleniyor. Bir ülkenin gelişmiş göstergesi olarak da kabul ediyor. Amatör telsizci sayısı. Evet, evet yani. Herhalde dağlık bölgelerin şeyi var. Yani mesela bu GSM şeylerini dünyada biliyorsunuz. Önce olan Norveç, Finlandiya o bölge. Orada dağlık araziler olması. Yılda iki defa sınav yapılıyor. Sınavı zor değil. Yani tabii ki çalışmak gerekiyor ama böyle şey gibi yani bir kapasite, bir kadro olmadığı için hani işte giren 1000 kişiden 10 kişi alacağız. Picobolonist web sitesinde onunla ilgili bilgi var. Tavsiye ediyorum. Şimdi hemen hızlıca APRS'ten bahsetmek istiyorum. Çok detaya girmeyeceğim, teknik bir konu. Ama basitçe şu, klasik bildiğimiz günlük hayatımızda belli radyo teknolojileri var. Aslında hepsi radyo bu arada, hani sinyal. Ama biz tabii ne biliyoruz? Wi-Fi diyoruz. Neler var? Bluetooth var, GSM var, başka eskiden Edge vardı. Şimdi LoRa var, evet süper. Aslında bunlar gibi bir şey, belli bir frekansta çalışan. Standardı genelde 144 MHz civarı. Ülkeden ülkede değişiyor. AX25 denen bir paket standardı var. Modülasyonu da EFSK diye geçen, 1200 baht'ta çalışan bir şey. Zamanında bir amatör bu şeyi bulmuş. Olay da şuradan çıkmış. Hep telsizciler manuel, yani manuel demeyeyim de, dijital değil de analog modları kullanırlarmış. Ya ben işte şeye çıktığım zaman araziye eşim falan takip edebilsin, GPS'ten lokasyon göndereyim, haritada baksın diye. Ama bir grup da buna karşı çıkıyor, ya işte APRS navigasyon şeyi değildir, mesajlaşma protokolü de diyor. Ama önemli değil niçin kullandığınız. Ve çok popüler olmuş. Türkiye'de de bayağı bir amatörün şeyleri var. Bu tamamen gönüllü bir sistem bu arada. Benim evimde de bir iGate var. iGate dediğimiz şey de havada duyduğu RF sinyalini, bu arada LoRa'da da benzeri var bu arada. Onlara LoRa istasyonlarına ne deniyordu? Bir özel ismi var mı bilmiyorum. LoRa Gateway deniyordu galiba. Amatörcü iGate'lere de iGate deniyor. Bir havada duyduğu sinyali alıyor. Amatörlerin yine host ettiği sunucularda biriktiren ve APRS-V gibi sitelerde gösteren bir sistem aslında bu. DigiPeter'da internet bağlantısı olmayan, havada duyduğu sinyali tekrarlayan, yani digipeat eden bir mekanizma. Genelde dağlara, tepelere sadece elektrik olsun yeter, digipeater istasyonları kuruluyor.
duyduğu sinyali tekrarladığı için iletişimi farklı bölgelere yayabiliyor. Özellikle deprem gibi ana hatların çöktüğü yerlerdeki bunlara genelde solar panel ve akü bağlıyorlar. Aslında amatörler bu tip diğer adı da analog olanlarda da röle, yanılıyorsam düzeltin, röleler sayesinde de konuşabiliyor. O yüzden mesela Amerika'da bir kıtanın bir yakasından öbür yana bir sinyal attığınız zaman ve white denen bir ayar var. Ya yeterince şey tutarsanız bir uçtan bir uca gitme olasılığı var. Türkiye'de maalesef öyle değil tabii. Bizde o kadar bu işi yapanların sayısı. Daha doğrusu amatör çok da hani şeyden beslenip de ya ben beslendiğim kadar katkı sağlayayım diyen o kadar olmadığı için bu genel şeyimiz tabii. Nerelerde aktif? Bunu niçin anlatıyorum? Balon takibinde önemli. Bu kırmızı aktif, yani EPRS sinyallerinin aktif olduğu harita. EPRS'ye gidip böyle zoom out yaptığınız zaman çıkıyor. Gördüğünüz gibi zaten bakın dünyadaki hani gelişmişlik ve teknolojinin şey olduğu bölgede oluyor. Amerika deli gibi, Avrupa var. Türkiye'den itibaren bakın Afrika'nın maalesef kuzeyinden ta Güney Afrika'ya kadar yok. Amatör telsizcilik şeyi çok zayıf. Avustralya'da var. Evet, Çin'in çok küçük bir kısmında, Japonya'da var, Güney Kore'de var, şu bölgelerde var, İndonezya falan gibi. Diğer yerleri yok. O yüzden mesela balonları klasik APRS şeyle takip edemiyoruz. Çünkü APRS sinyalleri genelde özel durum var. HF, APRS de var ama VAF olduğu için ve VAF line of sight yani direkt görüş istediği için önemli oluyor. Bu da APRS frekanslarının farklılaşma şeyleri. Bakmayın burada herkes yeşil gözüküyor ama dediğim gibi amatör yok aktif kullanan. Ama şu bölgede ve Avrupa'da hep aynı frekanslar var. Amerika'da farklı frekanslar var. Çin'de farklı frekans var. Bu da neden önemli? Balonumuz havadayken geofencing yapıyoruz. Lokasyonu alıyoruz. Nerede olduğumuza bakıyoruz. Radyo modülümüzün frekansını değiştirip o şekilde sinyal atıyoruz. Bunu yapmazsanız ki bu LoRa için de geçerli bu arada. Birazdan ona da geleceğiz. Aynı şeyi orada yapacağız. Bu yüzden radyo modülümüzü geliştirirken veya seçerken frekans ecel deniyor buna bu terim. O olmasına dikkat ediyoruz. Mesela ben ilk denemelerimi sabit frekanslı bir modülle yaptım. Beklentim şuydu. Yani dünyanın etrafında döner, tekrar geri gelir aldım. Ama arada atıyordum, bekliyordum böyle 15 gün. Hadi Allah'ım ne olur dönsün de şey yapsın diye. Sonra dedim ki bu böyle olmaz. Yani o şey de çok kötü. Çünkü bilmiyorsunuz bazen de bir bölgede çok takılıyor. Böyle inanın gün sayıyordum. Böyle heyecandan attım ilk balonu. Ne oldu acaba? Başına bir iş mi geldi? Böyle Windy'den hava durumu şeyleri takip ediyordum. Ya oraya girmiş midir girmemiş midir diye. Aynen. Yani tabii 20-25 tane atınca böyle ilk 10 taneden bir şey elde edemeyince her seferinde de şey, tabii ama bu önemli. O yüzden hani, şimdi bunları niye anlatıyorum? Birazdan onun detayına geleceğiz. Bir şey yapmadan evvel çok iyi araştırma ve hazırlık yapmak gerekiyor. Çok iyi hazırlık yapmadan bodozlama girince Türk usulü diyorum ben ona. Güzel, evet. Yani %1 ihtimal başarma şansınız var ama %1. Yani ama olmayınca da sonra ya ben nerede yanlış yaptım? Çünkü yani olayın tamamı yanlış. Doğrusu çok iyi araştırma ve analiz yapmak. Şimdi deminden bahsettim, bu çok önemli. Bakın bütün radyo teknolojinde olanmış, hani şey gibi düşünmeyin. Bazen bu konuları anlattığım yine şeylerde hani amatör telsizcilikle alakası yok bunun. Bu evinizde de geçerli. Sadece bazı radyo dalgalarının duvar veya engelleri penetrate geçirgenlik mi deniyor? O şeyi daha iyi olduğu için çok önemli olmuyor ama VAF frekanslarında çok önemli bir şey var. VAF'nin en sevdiği şey direkt görüş. Balon hobisinin öyle bir güzelliği var. Direkt görüş olduğu sürece radyo modülünüzün gücünün çok bir önemi yok. Tabii belli bir şeyin altında önemli ama bir iGate görürse direkt sinyaliniz ulaşıyor. Çünkü havadasınız. Yani dünyanın en güzel anteni. Hiç engel yok, şey yok. Dolayısıyla balonlarımız o APRS feed'e etrafında hep bir çember görürsünüz. O çemberin şeyi bu işte. Bu balonun maksimum ufka kadar. Hani bu arada düz dünyacıların şeyi var ya, biz yani bu Hubble ile uğraşanların dünyanın düz olmadığını oradan, çünkü düz olsaydı uçtan uca şey yapardık.
Onun da bir matematiksel fizik formülü var. Bu arada bu hobiyle uğraşırken acayip şeyler öğrendim. Yani bu arada üniversitede, lisede gördüğümüz o fizik formülleri ezberlediğimiz ama hiçbir zaman uygulamadığımız şeylerin hepsinin böyle çok güzel şeyini yaşıyorsunuz. O çok güzel oluyor. Yani hepsi zaten fizik, matematik, kimya. O yüzden kullanacağınız şeye göre, frekanslara göre şeyi bilmek çok önemli. İşte hani deminden bahsettiğim, bakın APRSC'de bir balonu seçtiğiniz zaman otomatik balonun yüksekliği neyse aldığı veriden şey etrafına bir line of sight, yani radyo ufku deniyor ona, onu çiziyor. Yani geçenlerde bir kere yaşadık, bir amatörün gönderdiği balon normalin üzerine çıktı. Hatta bayağı tartıştık gruplarda nasıl oldu bu falan diye. Yani sonra öğrendik ki uçakların üzerinden yansıma yapabiliyormuş sinyaller. VHF sinyallerinin yani 2 metre bandının, birazdan anlatacağım, yanosferden yansıma olasılığı çok zor. Uçaklardan yansıma olabiliyormuş, uçak yüzeyinden. Ama genelde çok nadirdir. Yani bir VHF sinyali gönderen balon sadece bu sınırın içinde kalır. Şu da şey, altında anten varsa, ikisi de dikey ya, hani buna iyi sinyal gönderemez, o küçük de onu şey yapıyor. O çok önemli değil bizim için. Burada iki modül var, birazdan göstereceğim. Biri VAF ile sadece, diğeri VAF artı HF, yani iki şeydi. HF sinyallerinin, özellikle biz whisper çok kullanılıyor, çok yaygın. Weak signal propagation diye geçiyor. Faydası şu, üstteki şeyde gördüğünüz gibi VAF sinyali dünyanın öbür tarafındaki bir şeye ulaştıramıyor. Çünkü dünyadan geçemiyor. Ama HF sinyallerini dünya ve ionosfer yüzeyinden yansıtarak öbür tarafa ulaştırma şeyi var. Bu arada bu radyo şeyleri, bununla ilgili çok güzel bir belgesel var. Bulursam onu da paylaşacağım hatta şeyde. İlk böyle bunu keşfettikleri zaman böyle bayağı tartışmalara neden olmuş. Nasıl oluyor? Nasıl gitti? Uzaylılar mı, sinyalimiz şey mi oluyor, aydan mı yansıyor, oradan mı yansıyor? Çok sonra keşfediliyor, ionosferden yansıma oldu. Bu arada düz dünyacıların şeylerinden biri de bu. Yani belli sinyaller dünyanın öbür tarafına gidiyor. Bu arada rekorlar var bu konuda yani. Çok güçlü bir radyo şeyiyle ve 160 metreye kadar mıydı şey? 160 metreyle böyle 500 watta falan. Morse kullanarak, evet, RTT'ye şeyiyle falan da galiba oluyor değil mi? Bizim rekorumuz balonla kaçtı, galiba 5000 miydi? Bakın ilk modül denememiz Büyük Okyanus'un ortasında Avustralya'ya kadar sinyal gitmiş ki buradan anlaşılmıyor, bu çok uzun bir mesafe. Yani kuzey yarımküreden yarım güney yarımküreye. Dediğim gibi ionosferde 20 metre bandında. Bu arada bunun bir zorluğu var. 2 metre bandındaki bir modülü attığınız zaman anteni çeyrek mono anten kullanıyoruz. Dipol kullanmıyoruz. Şeyin kendisi aynı zamanda da ground olabiliyor. 50 santimlik bir anten oluyor. Ama Whisper'da yine şey yapabilmemiz için 5 metre, ama 5 metrede ground. İşte o zaman bahsettiğim balkondan atamıyorum mesela. Hanım, çocuk bir gece, bir de herkes gece bir oluyor. Hani ortalıkta insan da olmadı. Çünkü bir kere öyle oldu, elimde balonlarla çıktım. Herkes bakmaya başladı, elinde şeyler falan. Ya yani jandarmaya haber verirler bu arada. Yani bu böyle çok olmuş bu olaylar. Gecenin bir ikisinde böyle herkes uyuyor hafta sonu. Tabii o anten kablolarını ayarlamak 5 metre çok zor oluyor. Yani ilk şeyinde bayağı karıştı falan. Peki hemen genel bilgi verdim. Biraz dediğim gibi ağır yükleme olabilir teknik. Nasıl başladık, nasıl olduk? Benim bir huyum var. Ben her hobide olayım. Ben böyle en temelden başlamayı seviyorum. Yani bana biri mesela bir hobim var. Şöyle bir şey yapacağım. Mesela örnek diyorum. Ya uzay gemisi yapacağım, Mars'a gideceğim. Al Mustafa, gemi hazır hadi dese, yok abi. Ben ilk baştan Newton'dan başlayayım derim. Yani ben çünkü şeyi seviyorum. Sonuca ulaşmayı değil de, bazıları diyor ki amma sabırlısın. Yani bakın yıl 2016. Yani bu arada ilk uçuşum, yani hazırlığı 2015'te başladım. Bir sene o araştırmayla geçti. Başkaları neler yapmış, hangi teknolojiler var, işte amatör telsizci olmak gerekiyor, onun sınavına hazırlandım. Ben aradaki süreci seviyorum. O deneyimi, o fail'i. Bana diyorlar bazen, abi çok sabırlısın. Çünkü sevdiğim şey orası. Yani ilk seferde başarılı olsaydım bırakmıştım herhalde hobiyi. Yani tamam bitti işte, dünyanın etrafına döndürdük.
Onu da nasıl yaptım? Normal meteoroloji balonları atanların kullandığı dev gibi bir tane modül vardı. Sipariş ettim. Pille çalışıyor normalde ama iki pille falan, daha büyük pille. Aradım, dedim ki ya bu böyle böyle, ben bunu şey yapabilir miyim piko balonda? Dedi ki hiç denemedik. Bir dene. Ne yaptım? Tek pile indirdim. Kendim ayrı bir GPS modülü taktım. Hatta bizim eski şirketten Aykut'la. Aykut sağ olsun, Arduino küçük mini. Normalde bunlar Uno'ya göre Shield. Dedim ki yapabildiğimiz kadar hafif yapalım. İşte o zaman da bilmiyoruz. Ya dış yukarıda bunlar üşür, donar. Ona bir böyle köpüğün içine koyduk falan. Tabii oldu 50 gram, 49 gram. İlk şeyimiz o. Pilli bu arada ve o kadar şey yaptım ki, zevk aldım ki. Hayatımın en mutlu günlerinden biriydi. Çünkü bir senedir ilk şeyi yapıyorum. O heyecan, o şey. İlk bakın parti balonu. İlk atış evden attım gene. Gündüz attım ama yani o zaman hani şey, korkum yoktu. Ya ne olursa olsun. Çünkü parti balonu olunca yani işte doğum günü vardı, elimizden kaçtı deriz. Açıklaması kolay. Bakın şeye kadar gitti, Girit açığına kadar. İnanın sabaha kadar uyuyamadım. Bütün gece takip ettim. Pilli olduğu için gece de çalıştı. Ta ki böyle voltajı şey yapıncaya kadar. Ve satıcısı inanamadı adam. Dedi ki ya hemen paylaşayım ben de falan filan. Çünkü adam olmaz dedi aslında. Yani yaptı da benim şeyimi kırmamak için, umudumu. Genelde öyle oluyor zaten. Yani ben böyle bir şey yapacağım deyince çevremdekiler ayıp olmasın diye şey yapıyorlar. Bunu yapınca tamam dedim abi, bu iş yapılıyor, olur. Yani neyi öğrendim? Balon, parti balonu kullanılabilir, şey yapabilir. 50 gramlık şey bile bu kadar uçtu. Pille hani şeydi. Ondan sonra solar panelli ilk uçuşu yaptık. Tabii gene abarttık. Anlayamadık yerdeki test havada. Kapasitörleri doldurduk. Bakın dışarı çıktı. İçeri sığmadı böyle. Hiç gerek yokmuş tabii yani. Gittim böyle dev gibi ağır Çin'den epoksili solar paneller. İçeriği böyle kaplıyoruz ama yine üşümesin, şey yapmasın. Tabii ne oluyor? İrtifa çok düşük oluyor. İrtifa çok düşük olduğu için balonunuz çok yaşamıyor. Yani 7000'lerde falan oluyordu. Çünkü hava... Kötü hava şartları genelde 8000-9000'de oluyor. Bu iç kısmı, o dış kısmın. Yani onu göstermek için. Bakın Radiometrics'in bir modülü vardı. Yine normal meteoroloji balonuyla atanlar. Sabit frekanslıdır bu. 144-800 yazıyor. Belki okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Bu Avrupa'da kullanılan frekans. Yani Çin'de, Amerika'da balon belki de gitti oraya ama hiç kimse duymadı tabii. Dinleyen olmayacağı için. Bu da onun yani yakından göstergesi, şeyi, solar panelli. Ha, çok enteresan bir şey bu arada. Bakın, ben aslında farkında olmadan çok önemli bir gelişmeyi ilk fark edenlerdenmişim. Ama maalesef anlayamadım. Sonra da anladım, anlatayım. İlk solar şeyi yaptık, uçuşu, hava şeyini yapıyorum ama bir yurt dışı da seyahatim var. Ama öyle bir denk geldi ki, akşam uçağa bineceğim. İşte havada çok güzel yani, işte yukarıdan dolaşacak. Buralarda iGate'ler var. Balonu da uzun süre takip edebileceğim. Ama uçaktayken de takip edemeyeceğim. O zaman uçakta Wi-Fi falan var mıydı ya da çok pahalı mıydı? Tamam ya dedim, atayım. Attım. Neyse uçağa bindik. Uzun da bir uçuş. Buraya gelmiş ama içim içimi kemiriyor. Ulan dedim, kaç para bu Wi-Fi falan. O zaman bayağı da pahalıydı. Bir bağlandım. Abi uçak burada ve bakın. Kaç? İrtifa -12. Sinyal gönderiyor ve sinyal nereye kadar geliyor? Giresun'a kadar. Ama bu arada eksi olabiliyor. GPS'ler tam şey yapamıyor. Aşağıda gösteriyor. Bir zoom yaptım. Havalimanının üzeri. Balon havalimanında. Şunu biliyor musunuz? Uçaktayım. Zaten taksimetre açık, böyle disko topu gibi dönüyor. Sürekli yazıyor. Herkes bana mesaj atmış. Takip edenler. Abi ne oldu? Uçağımı çarptı falan filan. Şimdi uçaktayım o sırada da. Ya arkadaş ya diyorum, şimdi uçağa çarpsa lan niye çalışıyor? Yani tamam, bir de hani bu irtifada hani şimdi öğrendiğimiz bir sürü şey var ya, hani line of sight, yani buradan buraya sinyal göndermesi imkan yok. İnanın uçakta böyle Google Earth'ü açtım, arada dağlar bakıyorum, havalimanının yanında bizde aramızda dağ var. Piste bakıyorum nerede, böyle tam da böyle hani Google Maps'te bir uçağın şeyini, fotoğrafını çekmiş, tam üzerinde gözüküyor. Tamam mı? Böyle ya kafayı yedik.
Bir daha da sinyal de alamadık ama bir şey de olmadı. Ha, dedim ya yakında KGB gelir eve şey yapar falan. Hiçbir şey olmadı. Ama çözemedik bu. Yani çok enteresan bir şeydi. Ve bir gün, bunu biliyor musunuz? Duymuşsunuzdur. Spoofing in the Black Sea. Ruslar o dönem GPS sinyallerini jamming şeyi başlatmışlar. O bölgede olan şeyleri en yakın havalimanındaymış gibi gösteriyor. Bakın, tarih de benim uçuşumun olduğu dönem. Tamam mı? Bakın 23 Ocak 2017 bu ikinci şey ama benim ilk olan yer bu ikinciymiş test edilerini. Bu kara şey olan gemilerinki yakalanmış. İlk denemeleri Ocak'ta yapmışlar. Ondan sonra yaygınlaştırmaya başlamışlar. İlk gemi kaptanları Karadeniz'de oradan geçenler şey demiş. Ya bizim lokasyonumuz Soçi Havalimanı'nda gözüküyor. Sonra araştırınca gördüm ki 6 ay evvel başlamışlar. Ben o zaman onu fark edip tabii ben aman basına çıkmayalım şey olmayalım şey yapmayalım diyorsun. Aslında yazsam paylaşsam hani desem böyle bir şey oldu ne olur falan filan diye belki ilk şey yapalım. Hani böyle enteresan bir şeydi ama uçakta olduğum için o sırada bayağı şey yapmıştım, heyecan yaşamıştım. Bu arada Amerika yeni uydular attı. Bu yeni jamming, anti-jamming şey yetenekleri olan farklı GPS sinyalleri. Şimdi hemen Light APRS'e geleyim onun nasıl olduğunu. Bilmiyorum okuyabiliyor musunuz ama eğer okuyamıyorsunuz ne olur siteye girin. Bu çok enteresan bir hikayedir. Ben hep söylüyorum yani şey yapıyorum. Erzurum dostluğunda görev yapan bir memur arkadaşımız bana mail atıyor. Yazı, comment yazıyor gruba. Şey yapıyor. Mail miydi ya da bir yazıya yorum mu ya? Ya işte özeti şu. Ya ben de bu hobiyle uğraşmak istiyorum ama modülümü kendim yapmak istiyorum. Bana sorular soruyor işte şöyle olur mu, böyle olur mu falan filan. Neyse hemen telefonunu istedim, aradım, konuştuk falan. Çok uzatmayacağım. Bakın tarihi var 22 Eylül 2017. Hakkı dedim ki çok böyle istekli birlikte yapalım. Bakın ben de dedim kendi modül ihtiyacım var. Piyasada istediğim modülü bulamıyorum. Hep hazır şeyler alıyorum. Tamam abi dedi ama memur. Hani yapabileceği, vakti ayırabileceği şey. Dedim ki bana ihtiyacını söyle ben her şeyi sağlayacağım. Sen yeter ki. Ve gerçekten kısa süre içerisinde bana bir şey çıkarttı. Ben feedbacklerimi verdim. Çünkü ben sürekli attığım için nasıl olması gerektiğini biliyorum. Şu gördüğünüz tasarımı birlikte yaptık. O böyle olur mu? Şöyle yapalım. Bak kenarlarına solar panel bağlayabilmek için şuralara çıkışlar bağlayalım. İşte kapasitörü buraya bağlarız, böyle olalım. İşte GPS'i yukarı koyalım. İşte anten çıkışını bu yapalım falan diye birlikte şey yaptık. İlk 12 Mart 2018'de ilk uçuşumuzu yaptık. Bu birlikte tasarladığımız ilk prototip. Yani o Erzurum'da biz daha bu arada yüz yüze tanışamadık. Sürekli internetten şey yapıyoruz, o gönderiyor, ben Çin'den şey ürettiriyorum, ona yolluyorum, o prototipi hazırlıyor, ben balonda gönderiyorum. Uzun bir süre böyle yaptık. Çok geçiyorum. Denemeler, yani dediğim gibi 5-10 tane benim farklı modüller denedim. 10 tane de bizim şeyden sonra 24 Şubat 2019'da da seri üretime geçtik. Şu anda tüm dünyaya satıyoruz. Bu arada piyasadaki Pico balon hobisine özel üretilmiş, farklı frekans değiştirebilen, yazılımıyla her şeyi yapan gerekli, içinde sensörü şey olan ve piyasada olan tek ürün. Başka bir tane daha ürün var. Bu arada o kişinin, o da bir Almanya'da yaşayan Türk. Onun da o ürünü şey yapması için ben teşvik ettim. Çünkü Hakkı ile tanışmadan evvel ararken dedim ki abi senin ürünün sabit frekanslı. Pico APRS bu arada. Dedim ki değişken frekanslı olursa çok güzel olur falan diyor. Sonra o da şey yaptı. Şu anda tüm dünyaya satılıyor bu arada. En çok da Amerikalılar alıyor ve bayağı da satılıyor bu arada söyleyeyim. Yani tahmin ettiğimden fazla şey varmış. Yazılım açık kaynaklı. GitHub'da inceleyebilirsiniz. Zaten hazır open source library'leri kullandık. Hakkı temel kodu hazırlıyor. Ondan sonra bana veriyor. Ben mesela geofencing şeye gidiyorum. Başka bir yerden diyorum, ekliyorum. Daha son kullanıcının şey yapabileceği hale getiriyorum. Çünkü Arduino uyumlu yaptık. Hani bazıları STM32 ile hatta birlikte ilk bir tane açık kaynak proje vardı. Onu denedik falan. Uğraştık, ettik, anlayamadık. Dedim ki ya ben çektim. Başkalarına çektirmeyeceğim. O yüzden mesela 6 mega işlemci kullandık.
Bu ikinci modül burada şey yapan, dediğim gibi Light Aperitif Whisper onu da getirdim. Diğeri VAF'ydi sadece, bu HF de var. Yani o dünyanın etrafından sinyalleri gönderme özelliği var. Bakın hani şu uzun anten balona giden 5 metre aşağı 5 metre yukarı. Hani tabii hepsini bir fotoğrafa sığdıramıyorum. O yüzden bir şey aldım, kesit aldım. Bir tane anten 2 metre VAF için, 2 metre bandı için. Bu yüzden bunun şeyi çok daha zor oluyor. Çünkü balona giden misineyi de uzatmanız gerekiyor. Bu sefer payload da çok ağırlaşıyor. Ya o yüzden ben pek hani Light Aperitif Whisper attım ama 2-3 tane. Çok zar attığım için bana hala şeyim. Atacağım zaman sadece VAF yapıyorum. Okyanusun üzerindeyken diyorum varsın sinyalini şey yapmayayım. Şimdi biraz uzanıyorum soru cevap şeye de gelsin diye. Bu arada sadece şeyle uğraşmıyoruz. Hem komüniteye de bir faydamız olsun diye. Bir tane DigiPeter projesi üzerinde çalışıyoruz. Şeyi bitti sadece test aşamasında. Daha sonra kütüphanesini hazırlamamız gerekiyor. Hani bahsetmiştim. Havadaki sinyali duyup tekrarlayan şey. Niyetim de öyle bir tasarladık ki çok küçük bir solar panelle ve çok küçük bir lityum iyon pille özellikle deprem zamanları için günlerce çalışacak tek başına yaz kış bir şey hayalim var. Yapabileceğini düşünüyoruz. Çok düşük enerji tüketimi var. Hatta işte Türkiye'deki amatörlerin de yardımıyla Türkiye'nin dört bir yanına bundan yapıp böyle koyup bir de şimdi böyle büyük sistemler kurduğunuz zaman aküleri çalınıyor, solar paneller gidiyor, telsizler alınıyor. Bu o kadar küçük olacak yani görülmeyecek bile. Yani yeşile boyadığınız zaman bir ağacın tepesine koyduğunuz zaman hani şey olmayan orada uzun yıllar olur. Böyle bir şey var. Şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. Dediğim gibi yazılımını biraz şey yapmamız gerekiyor. Hani sadece şeyde kalmasın diye şeyden de örnek paylaşmak istedim ama daha bitmedi. Esas şu anda üzerine çalıştığımız proje Light Aperitif'in 2.0'ı. Şimdi bu modülün bakın arkasında bu VAF modülü var hazır. Bir Çinli firmanın şeyi. Çok fiyatı uygun ama sadece kendisi 4 gram. Şeyi kocaman yapıyor. Biz dedik ki HF için zaten kendi radyo modülümüzü kullanıyoruz 10 mW'lık. Kendi sinyalimizi üretiyoruz. Şeyi de yapamaz mıyız? Yine bir challenge, bir zor şey belirledik şeyle. İşlemciyi değiştirdik. Yine 6 mega tabanlı yapıyoruz Arduino uyumlu. M0'a geçtik. Silaps'in B chip'i var. 10'a geçtik. Ama onunla ilgili kaynak da az. Yani en böyle gerçekten zor bir şey belirledik ama bize ne sağladı? Bakın bu 3.79 gram. Şu modül 8 gram. Ya bu 9 hatta whisper'lı olan. Yani 4 gram inmesi demek standart bir parti balonuyla modülünüzün 1000-1500 metre daha yukarı çıkması demek. 1000-1500 metre yukarı çıkması demek balonun dünyanın etrafında tur atmayı başarma şansını %30-%40 arttırmak demek. Çünkü belli bir irtifadan sonra başarı şansı şey mesela 8000 metrede başarı şansınız %10, 9000'de %30, 10.000'de %60, 11-12 dediğiniz zaman %100 tek tur artık şey yapıyor. O yüzden acayip küçük, acayip hafif hale gelecek ve yani çok da güzel bir modül olacak. Ama bir amacımız daha var aslında bunu yapmakta böyle. Hep bahsettiğimiz Alper'le de şey yapıyoruz. Ben bu arada LoRa işini Amerika'daki roketçiler için ayrı bir ürün olarak düşünüyordum. Şeyle, gateway ile, el cihazıyla. Çünkü onlar roketleri çok uzağa düştüğü zaman arazide arıyorlar şeyle. Ama sonra fark ettik ki geçen ya arka taraf boş kalıyor modülün. Ben zaten LoRa ile ilgili de çalışmaya başlamıştım. Bu arada AI Tinker'ın çok güzel bir çipi var. Bu arada tavsiye ederim. Hani detayında yazanlara şey yaparım. Bu da frekansı agile. Her frekansı destekliyor. Çünkü LoRa'da da aynı sorun var. Her bölgenin frekansları farklı. Yani Avrupa'da kullanılan şeyle Çin'de atarsanız sizi kimse duymaz. O yüzden ve bunun bir güzelliği daha var arkadaşlar bu çipin. Hem fiyatı uygun hem 900 ISM bandlarını destekliyor hem de 400 UHF bandını da destekliyor. Yani isteyen hem de çift anten çıkışı var. Direkt tabii bu ben üzerine öylesine koydum yani şey hali değil ama bir sonraki projemiz de olacak. Yani şu Light Aperitif 2.0 yapalım. Bir sonrakinde de onu yapacağız. Teşekkür ediyorum. Sorulara geçmeden evvel bu dediğim gibi
mevcut 5 sene evvelki hobim devam eden, hala devam ediyoruz ama bu hobiye başlarkenki esas amacım arkadaşlar küpsat yapmaktı, uzaya çıkmaktı. Ama şunu fark ettim, step by step. Önce bir daha düşük irtifa yapalım, bir sürü deneyim elde edelim. Ondan sonra şeydi, belki bilenler vardır Twitter hesabımdan. Şurada zaten açık. Bir tane blogum var. İnceleyebilirsiniz. Yani her hafta mutlaka yazıyorum. Ama en temelden başladım. Yani en temelden derken hani Newton'dan başlayarak işte Kepler'e. Çünkü diyorum ya ben şeyi seviyorum. Hani temel şeyi en başına ama hani yazıları sırasıyla bakarsanız şu anda mesela yörünge elemanlarını paylaştım. Mesela yörüngeleri anlatmaya başladım. Şey yapıyorum. Ha bunu niçin paylaşıyorum söyleyeyim. Benim bir şeyim var. Ben yazarak daha iyi öğreniyorum. Yani normalde okuduğunuz zaman aklınızda hemen kalmayabiliyor ama paylaşmak istediğiniz zaman ne oluyor? Ya dur şimdi bunu böyle yazacağız ama yazmadan evvel bir kere daha bakayım. Aa ona da bakayım, ona da bakayım derken mesela şu yazı için İnanın bir hafta uğraştım. Bu arada hani ben yazmayı seven bir insanım. Hani bazıları yazmak çok şey gelmiyor. Grand Rex diye bu hani uyduların dünya üzerindeki NASA filmlerini görüyoruz ya böyle şey çizgileri. Bakın altta dünya kadar şey kaynakların hepsini de paylaşıyorum zaten. Onları okudum. Onu okurken aa bu da varmış, aa bu da varmış derken belirli süre sonra bir bakıyorsunuz çok daha iyi öğrenme imkanınız oluyor. Birinci şey bu. İkincisi deminki şeyde Pico Bolognese'de ben paylaşmasaydım Hakkı ile hiçbir zaman tanışamayacaktım. Hakkı ile tanışamasaydık bir Light APRS diye bir modül yapamayacaktık. Onu yapamasaydık sonra işte bir etkinlikte Alper'le tanışamayacaktık. O Alper'le tanışmasaydım şimdi burada size yani paylaşmak ben hala diyorum biraz eski kafayım. Bazıları diyor ki abi YouTube yapsana. Ya o çok zahmetli bir iş ama yazmak daha şeyli. O yüzden hani bunu şey için söylüyorum. Ne hobi yaparsınız arkadaşlar paylaşın. Hiç önemli değil. Şeye bakmayın ya. Bazıları ya oluyor bu arada benim üçüncü hobim bu her seferinde aynı şey. Ne oluyor abi şimdi buna? Kaç kişi geliyor diyor. Ya onun için yapmıyorum ki yani. Onun bir önemi yok kaç kişinin geldiğini. Bir kişi gelir ama doğru insan gelir. Sizi bambaşka yere götürür. İnanın şimdi ve ciddi ciddi şu anda CubeSat projesiyle ilgili birkaç arkadaşımla, tabii daha büyük proje olduğu için çalışma yapıyoruz. Tabii en temelden yapıyoruz ama yani ben dedim arkadaşlar dedim ben önce en temelden sıfırdan şey yapacağım. Çünkü oradan çok şey öğreniyorsunuz. Bunu da hani paylaşayım istedim. Şeyde başınızı ağrıttım kusura bakmayın. Sorularınız varsa onları alabilirim. Memnuniyetle cevaplarım. Her şeyi sorabilirsiniz. Bu arada ne olur şey düşünmeyin. Yani komik gelebilir ya bilmiyorum. Utanma sıkılma yok. Ben de yani hiçbir şey bilmeden başladım. Bu şey değil. Her türlü şeyi sorabilirsiniz. Çok güzel. Bir amatör bunu ilk fark ediyor. Bir gün İngiltere'de mi ya da pardon Amerika'da ama şey bölgeye böyle çok sisin olduğu bir şeyde aniden tam balonu atarken özellikle bu alüminyum balonu aniden sis bastırıyor. Ya ama atayım artık bir şey olmaz diyor. Balonu yapıyor. Sisin içinden geçerken yağmur damlacıkları üzerine yapıyor. Bu arada diyorum ya 5 gram free lift yani kaldırma kuvveti koyuyoruz. Çok doldurmamaya çalışıyoruz. Soğup balon hemen aşağı iniyor. Şimdi havada bulutun içine girdiği anda bu arada o irtifada şöyle göstereyim bakın. Bakın en güneş gördüğü anda kaç? Eksi 15 derece. Güneş görmüş hali. Gece, bu arada gece o da var. Hani sitemizi şey yapan varsa Taner'in bir modülüyle atmıştım. Pilli. Hemen bulayım onu da göstereyim. Şöyle pilde mi yaptık bunu? Yok pil değil. Galiba burada. Ya şu. Hah. Pille. Bu da belki de ilktir. Öyle bir bayağı uğraştım. Pili şey yaptık. Yani lityum iyon piller biliyorsunuz soğuğa dayanamıyor. Radyo modülünü yapıştırdım üzerine. Üzerine işte bayağı bir sardım falan. Ve radyo modülünü bir risk alarak sürekli dakikada bir çalışır hale getirdim. Çünkü radyo modülleri bu arada çok ısınır.
Bizim radyo modüllerini amatör arkadaşlar bilir. Öyle yapma yaparsanız yanar yani. O yüzden büyük telsizlerde falan acayip koruma mekanizmaları vardır. Yani evinizi, aracınızı yakarsınız. Ve çok enteresan çalıştı. Yani kaç derece gördüm rekor? Burada eksi 30 var. Hemen şöyle bir bakıyorum. Eksi 30. Eksi 31,5 bakın. Gece gündüz çalıştı. Eksi 31. Şimdi bir buluta girerse, bulut demli. Diyelim ki o an düşmedi. Yani inişe geçti. Bulutun içinden çıkacak. Sonra ama eksi 30 derece. Ne oluyor? Su tanecikleri donuyor. Buz zaten. Ya balona zaten balon o kadar gergin oluyor ki o anda. Son ana kadar. Ya balon yapısını bozuyor ya da ağırlıktan şey gibi. Geçen Amerika'da biri attı. Tam hatta şey vardı ya niye attı bu havada falan dedim. Balonu uzun süre yere paralel gitti. Gündüz aşağıda sıcak görüyoruz sıcaklığından. Muhtemelen su bunu bayağı şey yaptı üzerinde nemli. Bir türlü de yere düşemiyor. Böyle uzun süre şey yaptı gitti yani yere paralel bir şekilde. En sonunda balonu iyicene şey yaptı. En büyük sebep o birinci. İkinci ultraviyole. Arkadaşlar bizi yani gerçekten dünyanın yaşanabilir olmasını özellikle uzay hobisiyle de ilgilenmeye başlayınca şimdi onları da araştırıyorum ama bu hobiyle yaptım. Bizim gerçekten yaşamamız mucize. Yani dışarıdan o kadar büyük bize zararlı ve bütün elektronik cihazlara, maddeye zararlı şeyler var ki ama bir dünyanın bu manyetik alanı, kozmik radyasyonu engelleyen, iki de ozon tabakası güneşin ultraviyole ışınlarını koruyor. Ama ozon belli bir yükseklikten sonra, bu yüzden uçakların biraz 12 binde falan da gitmesinin çok yukarı çıkmamasının sebebi de o, yani çeşitli nedenlerinden biri. Ultraviyole ışınları hava azaldıkça, ozon azaldıkça, şey azaldıkça çok etki ediyor. Direkt bu arada solar verimi çok yüksek yukarıda, inanılmaz. Biz ilk yerde test yapıyorduk ya bu çalışmaz diyorduk. İlk bir balonumuzu öyle modülü yaktık kapasitörünü. Voltaj korkunç yüksek verimli çalıştığı için. Ultraviyole malzemeyi bozuyor. Sıcak, soğuk, sıcak, soğuk, sıcak, soğuk. İyicene o biliyorsunuz bir şeyde böyle çok aşırı sıcak, soğuk şey yaparsanız malzeme bozulur. Diğer neden o. Üçüncü neden de üretim hataları. Balonun ufacık bir yerinde bir şey oluyor. O kadar genleşmedi. Oradan yavaş yavaş helyum şey yapmaya başlıyor. Başka? Bunlar şu andaki piyasadaki en rahat bulunan, yani şimdi diyorum ya hani bir şeyin AliExpress'ten kolayca sipariş verebildiğimiz için esas şeyi. O dediğiniz lityum iyon kapasitörler var. Mesela bu, evet. Bunlar süper kep aslında. Bunlar süper kep bu arada. Bu kaç farad? Ben genelde 5 farad kullanıyorum. Yani bu işte 5 farad, 2,5. Bunlar ya bu 2.7 olan mı bakmam lazım hemen yapayım. Bu nokta 2.7 ucuz olanlardan ama kaliteli olursa 3 volt. 3 volt 5 farad. Değil. Evet, değildi. Tabii. Aynen bunlar süper kapasitör ama daha süperleri var. Lityum iyon kapasitör, lityum iyon gibi bulamadım. Hatta sipariş üreticiyle şey yaptım falan her yerde satılmıyormuş. 100 farada kadar çıkıyor, 100. Bir tane amatör ondan atmıştı. O gece gündüz şey yapar, radyo modülü şeyse. Şey balon için hidrofobik yani yanıcı olması süreci olur ama oraya çok odaklanmadım açıkçası. Çünkü esas problem o değil. Benim limitim balonumun küçük olması. Balon büyük olsaydı, hani maliyet orada değil. Yani modülün maliyeti şu anda şeyden daha fazla. Suyla ya onunla mücadele edemezsin ya. Birinle mücadele ederim ama diğerleriyle şey olmaz. Fırtınaya girdiği zaman zaten şey de bozulabiliyor. Bunlar hassas cihazlar biliyorsunuz. Bu arada bir soru müşterime artık özellikle yazdık. Ne olur böyle çıplak elle dalmayın GPS'e diye. GPS çok hassas. Sırf o yüzden ekstra koruma koyduk. Ben bile evde önce kalorifere sonra şeye. O kötü havada zaten bir yıldırım çaktığı zaman şimşek GPS'i hemen bozuluyor. Tamam. O da bir problem. Amazon'da
PowerLink şu tekrar Amazon açtı. Geçen sene birdenbire aniden yurt dışına satışı engellediler. Herhalde distribütörler şikayet etti. Bundan dolayı şey söyleyin. Hatta bakalım. Şöyle. Şöyle bakıyorum. Nerede? Şu anda tekrar açıldı. Geçen sipariş verdim. Bakın zaten purchase tüm times demişim. Var şu anda. Yani gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum. Bakarım. Ama geçenlerde aldım. Tekrar Türkiye'yi açmışlar. Bu şeyler çok iyi. Bu arada 10 tanesi bu şey fiyata. Şu anda var mı stokta bilmiyorum. Yok galiba. Yok. Yok ona bakmayın. O başka bir satıcı. Yani orijinal satıcısı tanesi 30 dolara. Yani 10'luk paket 30 dolara satılıyor. Bazen stokta kalmıyor o zaman şey yapıyor. OEM zaten bunlar. Bunlar 4.8 volt ama bu nominali yukarıda şöyle diyeyim 7 volta kadar çıkıyor. 6.8. O yüzden ben ilkinde şey yaptık. Bu yüzden mecburen seri kullanıyoruz şeyi. O çok önemli. Sakın şey kullanmayın. Yani tekli kullanmayın. Hani bir şey olmaz oluyor. Kapasitörler şey yapar. Ha ama şimdi 2 tane 2.7 işte limiti 3 olsun 6 olsun 7 çok önemli değil. Onu tolere ediyor. Zaten bu arada ısınıyor aşırı. Yukarısı çok soğuk olduğu için onu tolere ediyor ama bu aradan dediğim gibi kapasitör bu işin en basit en şey kısmı. Aynen öyle azalıyor. Aynen. Orada da nedir biliyor musunuz? Radyo modeli. Şimdi bizim bu Dorji'nin modülünü kullanıyoruz. Kullanmak istememin en büyük sebebi o. 500 miliwatt. Korkunç yüksek. Havada hiç gerek yok. Şimdi yeni modülde Philips çipinden üreteceğiz sinyali. 10 miliwatt falan. Yani amplify etmemiz gerekir mi bilmiyorum. Ona bakacağız. Deneyeceğiz ama. Havada dediğim gibi line of sight varsa çok düşük. Şimdi onda mesela hiç böyle regülatörü de indirdik. Şimdi bunun için regülatörü yüksek kullanıyorsunuz. Oradan bir kayıp oluyor. Bir sürü şey yapıyor. Şimdi daha düşük voltajlarla yapacak. O zaman işte mesela küçük bir solar panelle belki tek bir tane kapasitörle daha da şey olacak. Haklısınız ama seri kullanınca şey iniyor. Başka var mıdır? Tabii şey yok. Aynen var. Kırılgan denedim. Bir grup amatör onu kullanıyor ama böyle daha lehimlerken çatır çatır tuz buz oluyor. Evet mavili olan. Aynen. Kaç gram? Ölçtünüz mü? Yo hassas tertiler var da onu. Ha. Tamam. Vay vay. Yok düşünmedim. Şöyle ben piyasadaki en yani rahat kullanılabilir, dayanıklı, şey yapmayacağı araştırdığım zaman bunu buldum. Zaten bu arada bu da endüstride kullanılıyor. Hatta savunma sanayinde de kullanılıyor. Çok yüksek değil ama şeyin önemi yok bakın. Yüksekte, irtifada hava olmadığı için bu arada sıfır nem. Hani ben o soruyu bekliyorum aslında. Elektronikler zarar görmüyor mu? Görmüyor. Ultraviyole haricinde elektroniklerin en sevdiği ortam var yukarıda sıfır nem. Buluta girmediği sürece. Nem olmayınca cihazlar çok verimli. Hatta ilk yapanlar böyle sarıyor, sarmalıyor bilmem neler falan. Sonra ben baktım 2 yıl kalanın hiçbir şeyi yok. Adam soruyor herkese. Vallahi diyor dümdüz gönderdim. Balon dayanınca şey yapıyor. O yüzden ben de o şeyleri kaldırdım. Bu kalın olanı, bunun daha öncesi var. Zaten yani 0.5 gram falan. O yüzden çok bir önemi yok. Yani artık balonun ağırlığı, modülün ağırlığı, bunun 1 gram daha veya 0.5 gram daha hafif olması çok önemsiz kalıyor. Şey daha önemli bakın. Pratiklik, hep söylüyorum. Yani bu tip hobilerde, bu bir grubumuz var Meygo Amerikalılar. Çoğu onunla uğraşıyor. Abi nasıl kullanıyorsun? İşte onlar kırılıyor. Ben uğraşıyorum falan. Adam günlerdir o panellerle uğraşıyor. Ya olay o değil ki. Yani biraz bu arada yani
Kaç gram dedim? 0,5 gram. Kaç tane kullanıyor? 8 tane. Bundan ağır. Yani bu olay çok şey. Bu arada çok dayanıklı, çok sağlamdır. Yani acayip bir şey. Zaten mesela şey noktaları yok. Kendiniz önce soyuyorsunuz şeyini havya ile, ondan sonra lehimliyorsunuz falan. Ya ben bundan daha şey görmedim ki, genelde bu kullanılıyor. Şeylerde de bu kullanılıyor. Dronların üzerinde, şeylerde. Basınca dayanıklı olanlar da var ama sıkıntı yok. Süper, güzel, çok, evet çok güzel. Şimdi birkaç tane şeyde hatırlarsınız, şey vardı, uydu gibiydi. Şimdi mesela çok riskli, çoğu uçuşumda anlıyorum zaten. Mesela baştan sabah uyanmaya, akşam şeyleri güzelken, işte bu lehimler bir şey oluyor yapıyor ya da rüzgar bunu yapa yapa bu böyle kıvrılmaya başlıyor, aşağı oluyor. O yüzden ben şurada gösterdiğim gibi yapıyorum artık. Tepeden, nerede vardı o? Şöyle yapıyorum. Burada gözükmüyor da, panel burada. Panelden misina ile bakın, şey çekiyorum. Yani hep böyle paralel duruyor çünkü balon paneli tutuyor. Ama sadece paneli değil, bu sayede buradan da tutuyor. Tam köşelerinden de yapıştırıyorum epoksi ile. Şeyin panelin dengesinin bozulmasını dengel oluyorum. Böylelikle bu canavar gibi oluyor. Zaten birkaç amatör daha var. Benim modüllerimi alıp ben hani wiki sayfasında hani best practice'leri paylaşmıştım. Mesela ilk öyle atmadı. Onunki de belli bir süre sonra voltaj düşmeye geç uyanıyor. Mesela geç fix alıyor. Kışın özellikle. Çünkü modülümüz, kapasitörün şöyle bir sorunu var. Pil gibi değil. Yüksek, uzun süreli yüksek akım çekmede şey yapamıyor. En çok da GPS çekiyor. GPS'in ilk fix olma süresi şey yapıyor. Bu yüzden panelim ben bu şekilde kullanıyorum. Yani şöyle dört şeyinden bağlandığını düşünün. Şey de bunun altında. Böylelikle garanti. Aynen, çatı gibi bir şey oluyor. Kesinlikle. Şeyde sıkıntı olmuyor bu arada. Hani GPS anteni falan. Biraz boşluk bırakıyorum. Bakın burada rahat şu kadarlık falan bir boşluk var. Yani bu anten, çünkü uydular dört bir yanında olduğu için, dünyanın dört bir yanında mutlaka görüyor ki bu durumda bile bayağı şey gözüküyor. GPS antenden bahsettiniz. Çip anten. Evet. Evet. Çip anten. Aynen. Şöyle şey yapacağım. Hatta şöyle. Hafiflik en şey olsun. Bir de tekrar söylüyorum. Şöyle de vereyim. Hani şuradan dolaştırabilirsiniz. Şöyle şey yapalım. Dediğim gibi bir hedefiniz var. O hedefe gitmek için şeyiniz yok. Burada zaten güzelliği burada. Bakın. Ağırlık. Olabildiği kadar hafif yapacaksınız. İki, enerji tüketimi. Şimdi mesela böyle çok fikirler geliyor. Ya abi şimdi bunu neden yaptın? Yapamam, neden? Çok enerji tüketiyor. İşte bunu niye kullanmadınız? Kullanamam çünkü ağır. Yani çok güzel bir optimizasyon projesi bu. Denge. Yani sağlam olacak. İşte güneşe dayanıklı olacak. O olacak, bu olacak falan. Bütün parametreleri bir araya getireceksiniz. Ondan sonra yapacak. Çip anten değiştirdik. İlk kullandığımız daha verimsizdi. Hatta bu çok yüksekti. Bunun şeyini kıstık. GPS modülümüz bozuluyordu. Onu da şundan. Radyo modülü bir atıyor mu? Interference yapıyor. Radyo modülünün sinyali GPS anten üzerinden GPS modülünün şeyini bozuyormuş. Ve günlerce çözemedik bunu. Ya birdenbire çalışan modül çalışmaz oluyor. Ben elimden zannediyordum. Artık böyle eldivenler falan, paranoyak olduk yani. Böyle sürekli demirlere, şeylere dolaşarak yapıyorum. Uzun süre çorap giymedim ayağıma. Sürekli şey yapıyorum. Hani ben zannediyorum sorun. Meğerse onu da şöyle anladık. Hep 0.5 wattla test ediyordum testlerimi. USB kodda ayar var. USB ise hani evde dönüyorum ya. Solar paneli takıyorum, dışarı koyuyorum. Ama orada voltaj daha yüksek oluyor. 1 watt'a geçiyor. Şey yapıyorum işte. En sonda hani lehimliyorum ya solar paneli falan. Hep en son ben sebep oluyorum zannediyordum. Meğerse şeymiş. O da, onu da söyleyeyim sebebini. Bizim şeyimiz. Türk usulü yaptık orada. Data sheet'i tam okumadan Allah'a ne verdiyse çalıştı ya ilk seferde. Onu diyorum. Bakın ilk seferde çalışmasın. Türk insanına ben onu diyorum. Yani elimde olsa Türk insanının ilk projelerinde ilk zaman ilk seferde çalışmamasını sağlarım. Çünkü çalışmayınca ne yapıyorsunuz? Başlıyorsunuz okumadığınız o şeyi okumaya. Bir okuduk data sheet, adam söylemiş. Buna demiş yüksek şey gelirse, o yüzden araya nasıl yapacağınızı da söylemiş yani. Böyle bir
İşte kapasitör, direnç koyun şu miktarda. Biraz şey iner ama havada önemi yok ki. Çok güzel ders oldu bana. Şimdi mesela hakkıyla yaptığımız zaman abi ben bile data sheet okuyorum ki benim o kadar hani elektronik şeyim yok. Yani beraber ürün modül bakıyoruz böyle. Bu arada vaktimin çoğunu şeylerde geçiriyorum. Hani bu arada bu güzel tarafı onu da söyleyeyim. Yani çok yapmadığımız ve araştırma. Araştırın arkadaşlar. Ya benim inanın şu hobi için GitHub'da, internette, milletin projelerini bu kadar, yani burada çok daha üstadlar var Muharrem Hocam gibi bu şeyde. Ben o kadar anlamam ama abi diyorum hani ne anlıyorsam böyle giriyorum, özelliklerine bakıyorum, voltajına bakıyorum, şeyine bakıyorum. Nerede kullanmış, adam ne yapmış, nerede fail etmiş. Mesela çok güzel aldığım bir derstir yani şeyde. Sizde bir sorum vardı bu tarafta. Pardon. Evet, evet gümüş. Hafta gümüşünden ben fiyat aldım orayla. Aynen. Biz burada gönderim koyduk. Benim anladığım kadarıyla uyduyu kendim yapmak istiyorum. Evet, evet, aynen, aynen, aynen. Gönderim sınırı. Şöyle, dünyada eğer, ya ben yapmak değil de bir uydum olsun, hazır da olsun, gönderim ile yapmıyorsan interorbital var. Dünyada şu anda bunu en iyi yapan. Interorbital LEO'ya, yani Low Earth Orbit'e. Sırf bunu yapan böyle küçük özel roketleri var. Sürekli de geliştiriyorlar. Amerika'da roket hobisi çok şey. Şu anda amatörler multi-staged roketler atıyorlar. 100 kilometreye çıkıyor herifler. Staging yapıyorlar yani. Amatör bunlar o Arizona çöllerinde. Interorbital şeyde bakabilirsiniz web sitesine. Genelde böyle bu CubeSat hobi amaçlı yapan Kickstarter projelerinde olanlar interorbitali kullanır. En uygun onların. Onların bir de kendi CubeSat setleri var. TÜPSAT diye yuvarlak özel. İki şey yapıyorlar. Diyorlar ki benden alırsan şeyi çok uygun fiyata hem launch'ı hem de şeyi yani hem launch hem deploy hem de uyduyu veriyorlar. Anahtar teslim. Siz sadece yazılımını falan hani şey yapıyorsunuz. Sizin işte amatörseniz onun şeyini giriyorsunuz falan. Her şey hazır. Yani bir uydum olsun benim de diyorsunuz ama şimdi LEO'ya attıkları için bu arada ucuz olmasının sebebi şu. Low Earth Orbit genelde onlar 3 ay, 4 ay duruma göre o biraz hani işte uzayteknesi.com'da incelersiniz. Orada onlara da hani hepsini daha gelmedim o şeylere de ama Leo yazısı var orada görürsünüz. Biraz da hani şeyin de var o an atış şeyine göre ne göre o hizmeti veriyorlar. Ben mesela onlarla ilk görüşeceğim ama şöyle bir şey var. Adamlar hazır alırsan çok uygun fiyat ama hazır almazsan hem şey parasını alıyor, kendi uydu parasını, ekstradan bir daha para alıyor. Özel bir durum var. Akademik şeyleri çok uygun. Yani yapacaksanız akademik gidin. Hatta ben de öyle bir şeyim var. Hatta onu da hani konuşalım diyecektim. İlk denemeyi, iki projemiz var. İkisinden birini seçeceğiz. Sadece ikisi hakkında biraz çalışıyoruz şimdi dedim ya. Çalışma safhasındayız. Uydu içinden uydu atma şeyimiz var. Dünyada bir benzeri yok. Sprite kit olarak var ama böyle küçük şey yok. Onu şimdi prototip çalışmalarını yapıyoruz şeylerini. Bir de fiyat analiz, maliyet analizi yapıyoruz. Mesela öyle bir akademik şeyde yaparsanız çok uygun atılıyor. İnanılmaz düşük fiyatlar ama çok beklemeyin. Yani böyle 6-7 yıl falan imkan yok. Onun için daha yüksek irtifaya çıkmak gerekiyor ve çok pahalı orada. Şimdi orada farklı bir şey giriyor. Şimdi uzay dediğiniz zaman, şimdi LEO ise eğer, bu LEO dediğim Low Earth Orbit, LEO'ya giden şeylerin hızı çok hızlıdır. Mesela ISS'i ufuktan en böyle şey anından geçtiğini kabul edelim, tam tepemizden geçtiğini, maksimum görebileceğiniz süre bir ufuktan öbür ufuğa 8 dakika. O kadar hızlı gidiyor ki. Aynen, 27 binde gidiyor ve Doppler efekt konusunu hiç şey yapan oldu mu? Öyle bir konu var. Bir cisim çok hızlı size geliyorken, diyelim ki 144-800 frekansından, megahertz'ten yayın yapıyorsun. Sabit. İki, sabitken siz onu aynen o frekansta duyarsınız. Ama saatte size 27 bin kilometre hızla gelirken, o şeyin fizik kuralı gereği, sinyal çıkıp tamamlanıncaya kadar zaten hareket ettiği için dalga boyu değişir. O yüzden uyduları takip ederken de uydu takibi yapan amatörlerin zaten hatta programlar onu otomatik yapıyor. Doppler efekte göre shift yapar frekansı, kaydırır tam tepedeyken falan. Kaldı ki uyduların antenleri yani polarizasyon deniyor bu konuda. Mesela yerdeki uydular
Bizim balonumuz neden çok düşük bile her yere sinyal gönderiyor? Kablo aşağı doğru bakın. Değil mi? Şeye doğru şöyle büyüteyim. Yerdeki antenlerin çoğu özel amatörlerin kullandığı özel antenler hariç hep dikeydir. Süper. Polarizasyonları harika yani. Ama uydu öyle değil mesela. Uydu ISS'i takip eden amatörlerin antenleri ki ben de şimdi bu iş için yeni anten aldım. Onu da hatta bahsediyordum. Turnstile denen bir anten şeyi var. Mesela T yukarı doğru bakıyor. Ya da egg beater denen bu yumurta çırpıcılar vardır ya yuvarlak hani. Ona bakan antenler vardır. Ama en doğrusu, en iyi olanları rotatorlı yani otomatik Yagi anten denir ona. Çok elemanlı. Direkt programatik olarak bu arada uzayteknesi.com'da yakında onu da bahsedeceğim. TLE denen bir kavram var. Two Line Element. Her uydunun yörüngesi o yörünge elemanlarından tespit edilen NORAD tarafından Amerika'da bir şey var. Savunma, uzay savunma programı. Uzaya atılan her uyduyu hemen launch'ından sonra şey yapar. Hatta bu radyo amatörleri Yunanlılar başını çekiyor Satnos. Aynı anda bir şeyden çok fazla uydu atıldığı zaman hangisi hangisidir diye frekanslarını kullanarak ölçerek yörüngelerini ilk onlar belirliyor. Bu da çok enteresan. Bir ay önce şeye gittik. Yunanistan'a gittik. CubeSat konferansı vardı orada. Çok enteresan. Hatta bir amatör de radyo astronomu kamerayla uyduları izliyor. Çok enteresan. Casus uyduları şeyi olmayan. Onları bile söylüyor. Sunumda gösterdi. Bakın dedi. Bu şu uydu dedi. Bu da dedi casus uydu çünkü bunun kaydı yok. Adam yörüngesini belirliyor. O yüzden uydu takip işi zor. Ama yakında dediğim gibi uzay teknesinde onunla ilgili nasıl anten kullanılması gerekiyor, ne yapılması gerekiyor. Çok güzel bir community var. Yani bu arada Yunanlıları çok takdir ettim. Adamlar helal olsun. Open source. Acayip güzel yazılımlar yapmışlar. Diyorum ya adamlar her sene CubeSat şeyi yapıyorlar. Yani hani hep söylüyorum ya biraz bizde şey var. Hani biz şey diyoruz. Bu o kadar zor bir konu değil bu arada. Uzayı hani ben 2 aydır çok yoğun çalışıyorum. İnanın yani hani o meşhur laf var ya roket şeyi. Zaten Elon Musk'tan sonra o da çok anlamsız hale geldi yani. Roket bilimi değil diye. Bu arada ilk Ruslardan istemiş. Bunu kovmuşlar, dalga geçmişler biliyor musunuz hikayeyi? Gerçekten Ruslara gitmiş. Roket falan. Çok fiyat, çok yüksek fiyat söylediniz. Ben kendim yaparım demiş. Sonra buna gülmüşler falan arkasından. O yüzden konu şeyden oraya geldi. Anten işi uzayda takip biraz daha farklı. Ama imkansız değil. Onda da şunu söyleyeyim. UAF veya VAF olması da değişiyor. Mesela LoRa ile yakında FossaSat diye bir open source şey var. Bugün yarın atacak. Ve o LoRa kullanıyor. Galiba şeyi kullanıyordu. TNN... oraya yapıyordu. Ama şey bekledi amatörlerden. Hatta bir tane web sitesi şey yaptı. Onu bulursam atayım. Twitter'dan paylaşayım. Gönüllüler istedi. LoRa şeylerini, antenlerini yukarı baktıracak falan. Bayağı bir 25 tane oldu demişti. Pocket Cube bu arada küçük. Fossa System Pocket Cube attı. LoRa tabanlı. Ben mi? Heh. Evet. Attı. Şimdi geçen aslında ondan evvel bir tane Swarm teknolojisi galiba. Bir firma zaten FCC'nin onayını almadan böyle bir halt yedi. Onay almadan bir sürü şey yaptı. Büyük olay oldu. Sıkıntı şu, çok küçük uyduları takip, bu uzay çöplüğü deniyor ya, takip ve frekans kargaşası olacak diye. Ama şu anda zaten uzay hukuku konuları var. Şu anda o bir bilinmez. Çoğu şey ülke, hani Batı ülkesi, mutlaka Amerika'ya, işte ITU'ya biliyorsunuz bu şeye, uluslararası bu telsiz şeyini regüle eden şeye başvuruyor. Ama Çinliler hiç öyle bir şey yapmıyor. Ya mesela Çinliler kendi topraklarına bile düşecek roket atıyor, evlerin üzerine düşüyor falan. Şu anda öyle bir sıkıntı var. Ama nedense onay vermeye başladı. O firma ban yiyecekti bütün şeyinden. İzin veriyorlarmış. Şey de aldı, SpaceX de aldı. Ve bu çok ciddi bir şey olacak. Bu arada hani ben söyleyeyim, ben yaptığım tüm hobiyi ürüne değiştirecek şekilde, dönüştürecek şekilde yapıyorum. Bu ürün şu anda satılıyor. Yani %90 Amerika'ya satıyor. Çok ciddi miktarlarda satışa ulaştı bu arada. Ya sürekli üretim yaptırıyoruz, şey yapıyoruz. Yani CubeSat yapacağım ama ben hani ya bir CubeSat'ım olsun diye yapmıyorum. Özellikle yine ilk başta amatör radyo komünitesine, yani global
yapacak şekilde yapıyoruz. Belki ama inşallah LoRa komünitesine de şey yaparız. FOSA mesela LoRa'yı direkt kullanıyor. Orada büyük fırsat var. Evet, evet. Rüstem hocalar. ITAR denen bir belge var. İşte Uluslararası Uzay. Aynen. Bu belgesi. Çoğu ürünün Amerika dışına satışı yasak. Evet. Askeri kanunlara sahip. Aynen, aynen. Yani öyle bir küpsatı Amerika dışında geliştirmek ve Avrupa'da bazı ülkeler dışında geliştirmek epey zahmetli olmayacak. Süper. Haklısın. Şey kanunları çok büyük engel. Atina'da da bu konuşuldu. Herkes bunu sordu. Hatta İngiliz bir firma open source yapıyor. Dedi ki nasıl yapacaksınız yani nasıl açıyorsunuz dedi. Bütün open source şu anda küpsatçıların bu derdi var. Bir tane çocuk var o gün geldi. Zaten onun için gittim oraya. Ion Truster yapıyor open source. Çok enteresan. Yani bu arada hani ben söyledim, Rüstem Hoca'ya da söyledim hatta. Yani dedim hocam bakın bunları alıp bizim de yapmamız lazım. Yani bu arada Truster dedi resmen uyduya yön verme. Hani onları da paylaşacağım. Attitude Control diye geçiyor. Davranış kontrolü çeşitli yöntemlerle yapıyor. Mesela dedi korkuyorum dedi. Şimdi bunu open source yapınca kanunlar var. İngiliz firma şunu yapmış. Dedi ki her şeyi dışarıda yaptırıp öyle sokuyorum İngiltere'ye dedi. Hiçbir şey İngiltere'de yaptırmıyorum. Böylelikle bir sorun olmuyor. Dışarıdan gelip içeri gelince şey yapıyor. Vacuum chamber evet. Var var süper. Var 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 süper. Aynen. Bu Ion Truster yapan çocuk kendisi open source onun da planlarını yaptı. Küçük bir tane vacuum chamber da yapmış. Ya bu arada her şey mümkün. Engel biziz bu arada. Şöyle normalde açık söyleyeyim Türkiye'de çok şey olmuyor. Global gittiği için ben global satış yapan ama Türkiye'de yaşayan QRP Labs'ten şey yapıyorum. Hem de arada tabii komisyon da oluyor. Siteden bana iletişime geçin. Ben uygun şeye şöyle şeyin fiyata veriyorum. Yani oradaki komisyon şeyini yapıyorum. Hem de ucuza geliyor. Ama bana deyin ki ya biz bir kulübüz veya bir şey yapacağız dediyse o zaman maliyetine vereceğim. Öyle verdim yani. Bir Bartın'daki amatör arkadaşlar Zonguldak mı Bartın tam emin değilim. Şimdi yanlış olmasın attılar geçenlerde. Onlara mesela hatta panel de verdim. Şey de ayarladım. Onlara sadece dedim balon ayarlayın. Hepsi içinde yaptım. O konuda sıkıntı yok. Siz benimle iletişime geçin. Burada kartlarımı zaten bıraktım. Bırakacağım. Hiç sıkıntı değil yani şeyde. Var. Var, çok var. Çok detaya girmedim. Bakın burada görüyor musunuz? Extend pinleri var. SPI ve I karesi destekliyoruz. Şimdi o şöyle bir şeye giriyorsunuz hep böyle bir ürün yapınca. Bir noktaya, abi onu da koyalım, bunu da koyalım, onu da yapsın falan. Gene başlıyor modül büyümeye ağırlık. Dedim ki abi BMP 180 çok standart, Bosch'un yani bütün şeyde kullanılan çok ucuz bir sensör. Hatta normalde sadece şey sensörü, basınç sensörü ama içinde böyle Under the Hood dokümantasyonu bir de sıcaklık sensörü var. Aslında internal sıcaklığı ölçmek için. Sadece o sensörümüz var. Bir sürü sensör koyabilirdik. Abim gerek yok çünkü herkesin şeyi değişir. Alın bu modülü ilk başlangıç için. Şeyde yüksek irtifada deney yapın. Her şeyi takabilirsiniz. Mesela benim hep böyle Geiger sayıcı şey yapıp radyasyon şeyi yapasım var. Mesela ultraviyole ışınlarının pilotlar uçanları etkisiyle ilgili mesela bir yapacağım kendim. Mesela oğlanın deneyini yaptık ödevine. Hava kirliliği sensörü taktık. Çok iyi outdoor'a göre değildi. Zaten biliyordum ama olsun. Gene de bir şey yapıyorduk. Yani yapılacak şey ilk kendi böyle yaparsınız. İki gün sonra bu yetersiz kalır. Bu arada inanın bir şey yok burada. Bu gördüğünüz ne biliyor musunuz? Bir Arduino modülü. Farkını söyleyeyim. GPS modülü var üzerinde hazır. 6 mega yani bu Arduino'da gördüğünüz işlemci, USB'si bilmem nesi hepsi şey. Bir de radyo modülü var. Şu Arduino'nun biliyorsunuz LoRa şeyleri de başladı. Yani adamlar yeni yeni fark ettiler. Mesela en büyük eksikliği o yani. Biraz da şey için yapıyorlar herhalde. Yani ben vereyim sen tamamla şeyi var ama bazısı için de zor oluyor bu yapmak. Bence çok şey var. Yani dronlar için ondan sonra işte yüksek irtifa balonlarıyla yapabilecek şeyler var.
Mesela benim bir sonraki şeyim, ben böyle hani daha gökyüzüne dediğin gibi kaldım ama en büyük hayalim, onu söyleyeyim, şey kurmak. Yani inşallah bir fırsat kalsın. DigiPeter'ı da o yüzden yapıyorum. Onun partisini yapacağım. Hava kirliliği sensörü yapıp bir komite oluşturup şey gibi Türkiye'nin her yerine herkes alsın, koysun. Böyle ülkenin her yerindeki hava kirliliğini ölçelim, şey yapalım, şeyi var. Neredeki? Yok. Süper. 15 tane falan pişme mesela. Aynen. Tamam. Çok güzel işte. Evet ya. Tabii tamam. Aynen süper. Şu anda öyle sensörler var ki ve de çok uygun fiyatları. Yani mesela çok güzel. Alın yani satılıyor şeyde yani Spark Fan'da Geiger sayacı var yani. Al onu koy. Ama hava kirliliği sensörü biraz daha indoor sensörler olmuyor dışarıda. Toz, lazerli şey parçacık partikül şey olması lazım ve onlar aynen, aynen ve ha süper. Süper mesela ya. Ya evet ya. Ben de onu böyle takılıp çıkarılıp yapmıyorum diyorum. Çünkü senede bir o şeyini kaybediyor. Hani kalibrasyonunu bozuluyor, yapacak. Mesela böyle bir şey olsa ülkenin sürekli şeyini otomatik ölçeriz. Mesela hani ya diyorum ya bak tekrar söyleyeyim. O kadar çok konu var ki ama hepimiz yani ben hepsine şey yapamam. Yani ama burada bu kadar şeyiz. Herkes bir tane yapsa ve şunu da söyleyeyim. Ben hani bazıları mesela oldu deminden konuştuk yazı iletişime. İnanın normal yazılım işiyle ilgili bir şey yaptığı zaman tabii ki şey yapmıyorum. Yani toplanır falan. Ama bu hobiyle alakalı olduğu zaman bilenler bilir. Bak mesela Robert Kolej'inden öğrenci arkadaşlarımıza arkadaşı aradı, mesaj attı. Hemen telefonumu verdim, hemen aradım. Hemen öyle olduğu zaman bakın 7/24 şey yapıyorum. Bu çünkü farklı bir şey. Yani buradaki yani bu topluluk, bu görüntü çok sayımız az. Yani dediğim gibi ben hep şeyle yaşadım. Yani ne oluyor şimdi bana, ne oluyor? Botu Akdeniz'de kendi gider. Balon attın ne oldu? Tamam mı? Yani şimdi uzayda bile artık çekiniyorlar. Şimdi gördüler, satılıyor falan. Hani şu balonu Twitter hesabından bakın mesela bu 44-70 gün olan var. Şu anda hala aktif uçuyor bu. Keşke dedim şeye gelmeseydi şu anda okyanusta. Tam bu saatlerde sinyal alacaktık. Canlı takip eder dedik. Bakın ya ayın 26-11'de 44 gündür havada. Bu bizim modülümüz. Ya şunun verdiği şey hani ticari bu arada daha şu ana kadar Ar-Ge'ye harcadığım parayı çıkartmadı ama belli bir süre sonra çıkartacak. Yani bakın görüyor musunuz şu device okunuyor mu bilmiyorum. Okumuyorsa şöyle yapayım. Ha. Ah tamam. Yani Tango Alpha 2 ha. Bunun farkı ne 40 gün kalabilir havada? Şöyle balon bak altitude 13.562 şey yüksek irtifa balonu kullanıyor özel yapım. Valla çok fotoğraf paylaşmıyor. Neydi bunun şeyi? Bir saniye bir bakayım hemen. Söyledim kaç defa ya dedim sitesi de var ya şöyle tam elinde atmadan bir fotoğraf paylaş. Hep atıyor attıktan sonra şey yapıyor. Şurada bir tane. Şurası. Bu arada kendi yeni yaptığı balonları bizim modüllerle deniyor. Yani bayağı modül aldı, şey yapıyor. Onlar şu anda hep şey, şu. Şunu. Hah. Bakın. Ama hep yukarıda çekmiş. Bizim modül. Zaten şurada da var. Görüyor musunuz? Light APRS yazıyor. Mesela bu gurur verici bir şey. Yani bu dünyada ticari olarak bu şeyi yapan kişi bu. Yani açık söyleyeyim ben yıllar evvel buna mail attığımda cevap yazmamıştı bana. İlk beni araştırırken. Aynen. Aynen. Ama bilmiyor. Yani oldu muhtemelen görmezden geldi. Sonra şey yaptı. Sürekli soruyu anlatıyor. Konuşuyoruz işte Laura falan. Bir tane çok güzel bir şey var. Onu da paylaşırım. Mail grubu var. Ama biraz moraliniz bozulabilir. Ben üzülüyorum mesela. Amerikalılar ya adamların ya amatör ama yani adam elektronik var, şey var falan. Bu QRP Labs kit satıyor. Böyle açık yani montajlı da satıyor ama resmen bütün devre elemanı oturuyorlar evde radyo yapıyorlar.
Yani böyle HFM'de yani çok uzun şeyleri yapıyorlar. Yani inanamadım. Ve o kadar çok ki böyle çoğu emekli olmuş yaşlı amcalar ellerini hem herkesin hem tabii Amerikan kültürü bu arada hani yurt dışında şey yapanlar bilir garajları var. Şimdi benim ben şanslıyım. Ben şimdi en son eve şey yaparken eşime dedim ki ya ben bu sefer bir odam olsun. Özel masa yaptırdım. Yani ışıklı, şeyli, alet edevatımı koydum, havyamı şeyimi güçlü. Eskiden de böyle kenarda temizlik yapılırken ya şunları ortadan kaldır diyordu. Yani kaldırdım mı dolaba bir daha o çıkmıyor zaten. Yani kalkarsa bir daha şey yapar mı? Yani şimdi mesela ne oluyor? Geldiğim zaman bilgisayar masamda şey yan yana beni zaten sürekli şey yapıyor. Hani motive ediyor. Adamların garajı var. Yani şimdi o da var. Mesela konuşuyorlar. Ben diyor evde hidrojenimi ben üretiyorum diyor. Aa, adam hidrojen üretiyor. Biz yani daha yani çok enteresanlar yani. Akademik taraftan da aynen. Evet. Var. Laura, mesela söyleyeyim Laura Gateway'ler. Hala şey değil. Şimdi ama şöyle, bu benim yaklaşımlarım şey gelebilir. Kariyerimin 10. yılına kadar, bu arada ben sistem adminiydim. Sistem adminleri nasıldır biliyor musunuz? Böyle genelde zaten çok antisosyal, çok sürekli şey yapan, açık söyleyeyim. Müşteriler de mesela sistemde kullanamıyorlar abi dediği zaman çok affedersiniz. Ya aptal aptal insanlara kullandırmayın, akıllı falan filan. Ama ne zaman yani bu akıllı uygulamalar, Apple, işte Steve Jobs falan yapınca sorunun bizde olduğunu, hiç şeyde müşteride olmadığını anladık. Tamam mı? Yani bizim productları güzel yapmadığımızı, kullanılabilir olmadığını, şey yapmadığımızı gördük. O yüzden ben mesela hani diyorum ya bakın o maili keşke onu da koysaydım. Bir Amerikalı yaşlı bir amatörden öyle güzel mail aldım ki. Dedi ki ben hayatım boyunca ne yazılımla uğraştım, ne öyle bir donanım şey yaptım. QRP Labs'ten de hep hazır kit alıyormuş. Çevrime çıkıyormuş daha çok. Dedi yani çok heves ettim. Hep hevesim vardı. Görüyordum başka amatörlerin böyle balon atması falan ama yapamazdım. Çok güzel şey yapmışsınız. İndirdim. Ufacık birkaç tane hata yaptım. Adam ne Arduino biliyor, ne editör biliyor, ne yazılım biliyor. İndirdim GitHub'tan. Bu arada adım adım yani şeyi de çok kolay da değil. Hani bizler için kolay da. Bir sürü şey var biliyorsunuz Arduino'da işte labire atılacak bilmem ne yapılacak. Bakın şu adımların hepsini adam oturmuş. Yok Mighty Core'u ekleyecek şeye, board'una. Ama hepsini yazdım yani. Yeter ki herhangi biri yapsın. Adam teşekkür etti. Ya müşteri zaten hani parasını aldım adamın yani şey yok. Ama bu ayrı bir şey. Neden biliyor musunuz? Hep baştan beri ilk şeyden beri hatta hakkıyla çok mücadelesini verdik. Abi ne gerek var? Hani niye... Bu arada elektronikçilerin çoğunu sorun. Burada var arkadaşlar. At şey dediğiniz zaman at mega falan hani böyle şeyince yani STM32 var, ARM var. Tamam da ben yapamıyorum. Vallahi yani çok uğraştık. Yani burada var arkadaşlar o STM32 şeyle falan. Abi Arduino var işte ne güzel. Tamam biraz daha güçsüz olsun önemli değil ki. Yani şunun için anlatıyorum. Şu anda mesela Laura konusunda da büyük bir şey var. Yani acayip ortalıkta ben bir Laura dünyasına gireyim dedim. Sonra vallahi girmedim. Dur dedim Mustafa tam hani aynı anda. Hani kolayca girebileceğim bir dünya değil. Orada şey var. Neden? Şöyle basit alayım tak çalıştır basit ayar yapayım şey yok. Ha amatör dünyada da aynı problem var. Bakın onu da söyleyeyim size. Şöyle hemen. Şimdi millet kaçıyor tabii ki. Mesela iGate yapayım diyenler oldu. Bu işe başlayayım. Dedim ki şu, bak buradan yapabilirsin. Sitede var. Hemen gösteriyorum. Ha, pardon öbür şeye gitmişiz. Şimdi bu SDR ve şeyle Raspberry Pi'yle iGate yapımı. Bu arada Laura Gateway de benzer mantıkla. İşte neyse adım adım hepsini anlattım. Ne lazım şeyli falan. İşte bakın gidiyorum hala. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın Raspberry Pi falan. Ya tam geeklere göre. Geek zaten geek'e böyle ver yani. Geek'e al tak çalıştır dedim mi istemez zaten. Yani. Ama gerçekten kullanıcı bakın hala gidiyor. kaç sayfa yani.
Bütün Linux sistem adminliği şeyi falan gerekiyor. Halbuki ne olmalı? Alacaksın, hemen çok basit, takacaksın, çalışmalı. Ama bunu yapmak çok zor, biliyor musunuz? Yani şöyle bir mindset gerekiyor. Product mindset'i ben çok zorlandım. Ama mobil uygulamalar sayesinde şirketimde uygulama yaparken basit yapma mücadelesi. Hatta burada var birlikte çalıştığımız Haluk bilir değil mi? Haluk onu yani tek düğme abi olmasın. Ya olmuştu ya boş ver. Tek basit çalışsın. Ondan sonra gerekirse yapılır. Eğer bu mindset'i değiştirebilirsek, yani değiştirebilirseniz o zaman inanın var ya her yer ürün fırsatı dolu. Her yer ürün. Onu söyleyeyim. Ha. Estağfurullah, buyurun. Merhaba hocam. Evet, evet. Estağfurullah. Ama aslında bütün elektronik backup'taki soru bu. Arduino neden sevildi? Kolaylaştırıyor. Şimdi şeytanın avukatı bu da şunu der. Sen bu karttan olsaydı bu sürece bu journey'e yani maceraya atılır mıydın? O kartı mı alırdın? Yani Mustafa, başka bir Mustafa tam bunu yapmış ve satıyor olsaydı onu mu alırdın? Onu almazdım. Yo doğru haklısın. Çok çok doğru söylüyorsun. Başka bir yola giderdim ama bende üretme şeyi var. Ama çoğu kullanıcıda üretme yok. Tüketme var. Yani üretenlerle tüketenler arasında diyorum ya Amerikalı amca. Yani diyor ki ben ya gözlerim görmüyor zaten diyor. Onun beklentisi şey. Ya bu şey gibi. Yani diyorum gene hobi şeyinde. Ben hobiye başlarken bu arada üretim şeyim yoktu. Ben dedim ki dünyanın etrafında balon şey yapabilir miyim? Doğru solar paneli seçebilir miyim? Doğru kapasitörü seçebilir miyim? Doğru balonu seçebilir miyim de benim şeyim. Ama ben şuna takıldım orada. Daha doğru modül yok piyasada. Doğru modülü bulsaydım şunu da devam edebilirdim. Balon var ya balon üretimine. Bu arada balon evde hala malzemeler duruyor. Poşet ağzı kapatma makineleri duruyor. Hanımdan fırça yiyorum. Aldım bu makineyi. Kocaman makine var. Şey yapacak. Ama hani dedim ki orayı tamam hani o ya hepsini birden yapamam. Sadece yönümü değiştirirdim. Şeyim durmazdı dediğim gibi. Ben ondan zevk alıyorum. Bazısı da şeyden zevk alıyor. Tüketmekten zevk alıyor ya da o başka bir şeyden. Ama haklısın. Yani onu. Evet. Ama bence üretmeliyiz ya. Yani çok önemli değil. Ticari üretme bu arada kolay değil. Yani ben de hani bakın 30 yaşındaki kafamla yapamazdım bunları. Şimdi yaşım 44 olunca şey değişiyor. Mesela hemen bir şey düşünürken, tamam bunu böyle yapayım ama product, işte ticariyi de dönüştürebilir miyim düşünüyorum. Tek bir sebebi var söyleyeyim. Bir sonraki hobimi finanse edebilmek için. İlk hobilerimde çok para harcadım yani gerçekten. İlk mobil uygulamalar zamanı kaç araba parası gitti. Hanımdan çok fırça yedim şimdi videoda da izleyecek. Bütün çoluğun çocuğun rızkını şeylere yatırıyordun dedi. Ama ne oldu? Bakın hala oradan büyük ciddi gelir elde ediyorum. Hiç uğraşmıyorum, bakmıyorum bile ya. Şimdi buradan da çok para harcadım. Her bir attığım modülün maliyeti, gazını falan yaptığım zaman 20'yi geçti. Bunda da bir araba parası gelmiştir. Ama şimdi yavaş yavaş onun şeyi çıkacak. Şimdi ne yapacağım? Bir sonraki uydu işine olunca öyle düşünün yani hani aslında. Şu anda var mı uydu? Ya ben kimdi istek deminden ya bir uydu atsam? Şey vardı bir arkadaşın, şimdi tam hatırlamıyorum. Kendi uydumuzu atmak siz miydiniz? Ha. Mesela değil mi? Kolay ucuz olsaydı istemez miydiniz ya bir uydunuz olsun? Vallahi bana biri dese abi 1000 dolara tamam atacağız. Vallahi bir tamam derim yani. Hayır demem. Benim mesela şu anda uydu projesindeki hedefim o. Herkesi uydu sahibi yapmak. İster atsın ister atmasın. Yani 1000 dolara indirmek. Bir işte öğrenciler konferansta vardı. 3700 dolara kadar indirmişler. Off the shelf aydan söyledi. Özellikle sorduk. Yok dedi, özel uzay sanayinden hiçbir ürünü almadık. Farnell'den, DigiKey'den verdiğimiz siparişlerle şeyi saymıyoruz dediler. Hani bireysel şeyimizi. Ve uyduları hala 7 aydır yörüngede. 7 ay mı dedi, 7 yıl mı dedi. Ama hepsini dedi şeyde test ettik. Vakum odasında. Bu kadar. Benim hedefim 1000 dolardı. Tamam dedim, yani yapılabilir bir hedef. Hani bazen de kendim diyorum, çok mu uçuyorum acaba diye. Şimdi amacım o. Diyeceğim ki hani inşallah başarabilirsek 1000 dolara uydu var. İster al evinde tut bir köşede ama uzaya giderse çalışacak. İster meteoroloji balonuyla at 30 bin metreye orada dene. İstersen de
İnşallah o günler gelirse biz ayarlayalım uçuşunu. $1,000 artı $3,000'da uçuş uydun uzaya gitsin. Aslında yani hedefim mi bu arada hani? Onu da gerçi başka bir şeyin yapalım dedik ama dayanamadım. Böyle mesela ben böyle, direkt böyle başladım olaya. Ama bloğa girdiğiniz zaman uzay teknesinde böyle bir şey göremezsiniz. O ayrı. O hani dedim ya ikisini birlikte yapmak gerekiyor. Bir step by step bütün şeyleri bir yandan da ben bu nasıl ürüne dönüştürebilirim? Çünkü uzayı halledince başka bir şey olacak. Onu bilmiyorum şu anda daha. Artık o mesela evet ya. Yani. Vallahi var ya mesela ülkemizin niye GPS sistemi yok? Niye biz yapmayalım? Geçenlerde düşündüm yani. Yapılır mı ne? Yok yok ama orada o kadar yok. Yani MEO'da o kadar yok. MEO çok en rahat yer. Çok maliyetli oraya çünkü göndermek. Var mıdır başka? Yo sorun ya ama şey de yapabiliriz yani eğer hani ya bitsin de artık gidelim diyenler varsa hani şey sonrası da devam edebiliriz benim öyle bir zaman. Evet. Ama gene alalım sorunuzu. Tabii hiç şey yok. KÜSAT'lar şimdi sabitleme sistemi yok herhalde devamlı dönüyor herhalde. Var. Var. Şeye göre değişiyor. Aynen. Var. Ya attitude control diye bir şey var. Dediğim gibi onu yakında bir ay sonra falan o yazıyı yayınlarım. Şimdi sırayla gidiyorum ama task draftlarımda duruyor. 3 tane genel şey var. Bir magnetic torque deniyor. Dünyanın hani pusula gibi. Onu elektromanyetik aktive ediyorsunuz. Genelde X, Y, Z eksenine konuyorlar. Sabitlemek için. Çünkü ilk deploy edildiği sırada spin yapabiliyor. Yani biraz şeyinizde dengesizlik varsa antenin biri diğerinden kısaysa, çünkü orada şey ortam, spin yapıyor ve anten, o bahsettiğim Doppler efektten dolayı böyle çok heba olmuş uydu var. Döndüğü için yer istasyonuyla konuşamıyor. Bir tanesi o. En ucuz, en kolay olan yöntem. İki, reaction wheel var. Genelde bir tane konuyor küpsatlara. Reaction wheel de o hani meşhur şey var ya biliyorsunuz, gyro. Evet. Ama bu aktif olan. Yani tek bir yönde döndüğü andan o hani sahilin kuralı şeyinde çalışan. Bir tane de ne vardı? Tamam şimdi unuttum. Şey sensörleri var bu arada destekleyici. Güneş sensörü, dünya infrared sensörü. Hani dünyaya doğru baktığını nereden anlıyor? Reaction wheel'i devreye sokuyor. Döndürmeye başlıyor yavaş yavaş. Bir güneş sensörü var. Bu arada bütün uydular hani şeyini biliyor. Hani o an hani önümüzdeki 50 yıl falan hesaplanmış tabii belli sapmayla. Uydu nerede, dünya nerede, sizin yörüngeniz nerede hepsi bilindiği için. Aa diyor işte dünyadan şeyini aldım, ışığını, güneşin ışığını gördüm. Tamam durayım diyor. Benim antenin zaten şeyini biliyor. Genelde o şekilde yapılıyor. Çok az uydu şeyli gönderilir. O çok büyük kumar. Ya en azından bir magnetik tork kullanırlar şeyin içinde. O apayrı bir şey ya zaten o özel bir bilim. Sebebi de şu bilmiyorum çok uydu işine girdik hani şey midir? Dünyada bir cisim ısınmaya başladığı zaman aynı zamanda hani çevresi de onu soğutmaya şey yapar. Uzayın en kötü tarafı bir ısınmaya başlıyor ve ısınma durmuyor. Yani bu malzeme için çok şey. Soğuduğu zaman da aynı şey oluyor. O yüzden Rüstem hocalar İTÜ'de o şeyde onların testlerini de yapıyorlar. Yani malzemeyi koyuyorsunuz. Hassas tartılar var. Gaz çıkarmaya başlıyor. Sonra şeyini ölçüyorlar malzemenin ağırlığını. En temel şeylerden biri o. Çok daha şeylerde hangi gazlar çıkıyor ne oluyor falan. Ama öyle yapılıyormuş. Çok mantıklı. Bak hiç aklıma gelmemişti. Çok pratik. Vakumunu aldıktan sonra diyorlar buzaya gittiği zaman böyle hem sonra testini de yapıyor. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye ama malzemeye ne oluyor diye. Bu arada basınçtan şey olanlar da var. Mesela Atina'daki şeyde öyle oldu. İlk tasarımını gösterdi. Frame'e çok delik açmışlar alüminyuma. Vakum odasına mı koyuyorlar? Rut kendini salıyor böyle küpsat oluyor şey gibi tost. Tabii çok acayip yani. Bu arada ben uzay ortamının bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Dedim ki onu paylaşacağım. Ona yakın yani uzayda neden Mars'a yolculuk yapılamaz?
Neden Apollo programından sonra çok şey olmadı? Yani o Apollo programında bile ona çok güzel şeyler var. Paylaşacağım hepsini. Çok zor yani uzay. O yüzden Leo'dan ayrılmıyorlar. ISS bile orada bile şey var. Uzay ortamı gerçekten çok tehlikeli. Bu arada Evet. Ne oldu? Sanki bir uçak gibi. Yavaş geçtik. Zaman biraz hani daha da karıştırabiliyoruz. Bir de sizin balonlarda mesela ısı düştüğü zaman geri iletkenler, illerde olduğu gibi verim değişir. Güneş paneli için aynı ısı geçerli. Belki oradaki sistem ısındığı için toparlıyordur. Evet. Fark ettiriyor mu? Yani şöyle fark ettirmiyor. Bir radyo modülü sürekli çalışan bir şey kor ısısını koruyor. Oradaki bakmayın sıcaklık -15 ama o şey dış ortamın sıcaklığını alıyor. İçine yapmıyor. Çünkü diyorum ya pil attık. Lityum iyon pilin -30'da çalışmasına imkan yok. Boşalır. Evet yani. Sadece verimi düştü. Yani gece aniden soğudu. Bir derece birdenbire düştü ama şey yaptı. Dolayısıyla şunu biliyoruz. Bir kere çalıştığı sürece kor radyo ısı üretiyor. İki, güneş sürekli o şeyi görüyor, kabloları görüyor, şeyleri görüyor, anteni görüyor. Bu arada diyorum ya hava olmadığı zaman, yani hava demeyeyim, hava çok az olduğu zaman güneşin verimi çok fazla oluyor, nem olmuyor, nem olmadığı zaman ısı acayip şeyli. O yüzden daha hiçbir sıkıntı görmedik. Şeyde sıkıntı yok yani. Yani bizim bildiğimiz bir şey yok. Varsa da hiçbir zaman bilemiyoruz. Yani şöyle bir imkanım olmadı hiç. Keşke böyle tam tepemden geçerken tekrar balon düşse, yani şu anda böyle var müşteriler atıyor sürekli. Sürekli T anında mutlaka havada bizden bir modül almış şey var. Çok istiyorum yani böyle. Bu arada kendi balonlarımızın düşüşüne çok şey olduk ilk seferde. Atıyoruz hep de Karadeniz'e düştü. Yani o kadar da kötü oluyor ki insan böyle. Düşüyor ama bir şey yapamıyorsunuz. Mesela o çok istiyorum. En çok istediğim şeylerden biri. Ya bir balon böyle şey yapsa da. Efendim? Hayır ama bir şeyler oldu, ne olduğunu görmem lazım yani. Ben patlatırsam biliyorum ben patlattım. Yani o yani neden düştüğünü inceleme fırsatı. Bu hobinin en kötü tarafı o. Modülünüz hiçbir zaman feedback yok. Ya feedback yok. Aynen öyle. Aynen yani en şey o. Aynen. İlk başta çok duygusaldım. Şimdi artık duygusallığım yok yani. Çok kötü oluyordu yani. Ha? Evet yani gönderince artık şey yapmıyorum yani duygusal bağ yapmıyorum. Bir de şöyle oldu. Satış yapmanın şöyle güzel oldu. Müşteriler atıyor artık. Atma ihtiyacım yok. Atıyor zaten adam. Zaten bizim modül. Hem parasını veriyor hem her şeyini yapıyor. Ama o yani o şey var ya. Ha mesela yeni modülü yapıyoruz ya mesela onu çok atmak istiyoruz mesela. Onu ilk attığımda paylaşacağım sizle de hani şey yaparım. Çok güzel yani çok zevkli ama dediğim gibi ben ondan zevk alıyorum. Bu arada bu hani şey değil bazıları ben başka arkadaşlarım bununla şey yapmıyor. Olmuyor onlar o kadar zevk almıyor öyle bir şey olmuyor. Yani bu şey işi biraz zevk işi ama Lora ile ilgili çok ciddi planlarımız var. Sadece vakit gelmedi. Hep Alper'le de konuşuyoruz. Bu arada ben size şunu söyleyeyim. Lora'nın ticari potansiyeli çok daha yüksek. Öbür amatör, bu arada amatör telsizciliğin birinci kurallarından biri. Ticari bir şey yapamazsınız. Şimdi diyeceksiniz satıyorsunuz. Ben amatör olarak şey yapmıyorum onu. Ben modülü satıyorum, diğerleri alıyor. Ama şunu yapamam mesela. Balon atacağım. Ya işte şey dediniz. Ya havadaki sıcaklığı amatör telsiz frekansıyla verileri şey yap. Ben sana ondan para vereyim deseniz mesela yapamam. Lora'da değil, amatör telsizlikte. Ama Lora'da öyle bir şey. Lora'da şu anda bahsettiğim olay var. Bizim balon havada balonu göndermek yasal mı değil. Lora'nın şu anda şeyi Türkiye'de. Bu arada normalde öyle oluyor zaten. Yaygınlaşırsa şeyler devreye giriyor. Şu an benim bildiğim zaten düşük olduğu için güç tüketimi, Lora'nın güzelliği orada zaten, regülasyona aykırı çok bir şey yok. Ama çok yaygınlaşırsa, millet birbirine şey yapmaya, interference başlarsa, bu arada haklı, adam şimdi ticari şey kurmuş fabrikasına, ben evine dibimden Lora şeyimi basıyorum, hem de yüksekten basıyorum, adamın bütün network'ünü göçertirim. Yani... Ece? Yani transmisyon gücü ne kadar süre konuşabilir, o şartlar altında o şartlar balonlar da kullanılır. O şartlar balonlar da kullanılır. Tabii.
Doğru. Ama mesela balona böyle kuvvetli bir LoRa modülü koysam ya da amplify etsem, sürekli de bassam, geçtiğim bütün bölgeyi yaparım. Bu arada havada GSM kullanmanın yasak olmasının en büyük sebebi odur. Şöyle bir şey hayal edin. Hani hepimizin aynı anda tüm İstanbul'da herkesin cep telefonlarını, tamam mı, yerden havaya zıpladığımızı ve birbirimizi aramamıza gerek yok. Yani bütün şebekelerin, bütün telefon sinyallerini duyduğunu düşün, biliyor musun? Şebeke anında çöker. Çünkü GSM şebeke, bu arada hücresel baz demesinin sebebi var, belli bir bölgeye göre öbürüne buraya. Tamam, burayı ben kontrol ediyorum, sen bununla ilgilenme diyor. Havada o yüzden istenmiyor. Bu arada dünyanın her yerinde GSM şebekeleri havada şeye, yani uçağı bozmaktan ziyade şeydir, kullanılmasını isteniyor. Mesela amatörde sıkıntı yok çünkü o kadar çok yok. Ama LoRa'da mesela çok havada kullanım olursa, uzayla ilgili endişelerden biri de o bu arada, uydularda. Hah, gördün, dönüyorlar. Vay. Eyvallah. Süper. Gateway'de sıkıntı yok. Çünkü o dinliyor zaten ve tek bir sinyalden, şeyden basıyor. Bir de ona yönelimli anten gerekir. Hani aşağıda interferans yapmaz. Çünkü dediğim gibi unutmayın, polarizasyon konusu. Hani merakınız varsa zaten amatör arkadaşlar o konuları iyi bilir. Antenin yönü, antenin şekli, yani dedim dikey anten. Uydu anteni bu aşağı doğru yapıyor, bu sağa sola yapıyor. Zaten interferans yapmaz orada. Çok zordur bir de, yani çok güçlü olması lazım. Diğer sorunlardan biri, sorunlardan biri o. CubeSat uyduları, mesela bu FOSA'nın şeyi milletten yardım istiyor işte. Bizim uyduyu takip edin diye, LoRa'lı. Ben ona bakayım. Bugün yarın atacaktı. Kimse duyamayacak, normal gateway'leri kullanamaz. Yardım alması lazım yani. Başka var mı? Oradan bir soru var mıydı sanki bir ara? Yanlış bir şey yaptım. Tamam. Var mıdır başka arkadaşlar? Tamam. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.